Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Peygamber aleyhissalatu vesselam şahs-ı manevisi himmet etsin inşallah bize. Amin inşallah. Kur'an'ın himmetine inşallah ihtiyacımız var. Kur'an himmet eylesin. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Çünkü hakaiki Kur'an'ı ve imanı olduğu için onlar adına yapılıyor. Şimdi bugünkü dersimiz Dima 110, değil mi? Bu geçen hafta değil, değil mi bu? Yok, şey, taakkul sen 16. Bak bakayım o hem şey Erdinç oraya şey yapıyor musun kardeşim? Ama ben deyince değil yani, tamam? Emre şey yapıyorsunuz ama hani ne deniyorsa oraya şey yapacaksın. Ya. Çünkü onu görmesi lazım. Dima 110, taakkul 16, 8-3-2020 küçük çekmece. Ne ders yapılıyorsa öyle çeviriyorsun. Sen bugün dersi dinlemiyorsun. Öyle yapacağız. Tamam? Sen umumi hizmete tağlık vazife. Şimdi size hepimiz bir ısınmak için 5-10 dakika bir şey gireceğiz ama fazla üzerine yorum yapılmayacak. Yapmayacağız. Osman gülüyor. Garanti veremeyiz abi. Şeydir. Hoplatacak bir şeydir. Bak mübalağa etmiyorum. Çok acayip olacağız zannediyorum. Zihin ile akıl, zihin, akıl, vücut sıfatı. Hani zat-ı sıfatlardan var ya, vücut, beka, muhalefetun lil havadis, kıyamı bi nefs, vahdaniyet, tekvin. Oradaki vücut, ilim, şey, zat'taki mi? Zat'taki bak vücut, akıl ve zihin ilişkisi konuşuyor, şey yapacağız. Isınmak dersimiz taakkul. Peki zihni niye şey yapıyorum? İkide bir tak tak tak. Yani müstakil zihni işlemek değil de akılla mukayeseli işlemek. Evet. Anladın mı bunu? Her an. Mesela tahayyül işlerken tasavvurla beraber yapıyordum. Bir o. Hı hı. Anladın mı? Şey olsun diye. Tasdiki akılla işliyorduk. Zihin çok kullanılıyor ama ihata edilmesi çok zor kavranması. Ama bizzat zihine tam çalışmış değilim. Fakat akılla alakalı sıfatı, akılla ilişkisi, sıf ilişkisi, çelişkisi değil, diğer yapıyla değil. Mesela zihin vicdandadır. Vicdanın içerisinde ne vardı? Diş kabuğu, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Sırf bu taakkul mevzumuzla alakalı zihin. Zihin ekseriyette ne biliniyordu? Hepimiz, 1991'deki çalışmamda da öyle gözüküyor. Vicdani olmakla beraber aklın bilgilerinin aktarıldığı yer. Böyle biliyordu. Akıldaki aktarıldığı, bu doğru, bu yanlış değil. Ama esas işlevi bu değil. Yani değil. Şimdi bu ona başlamadan önce geçen haftanın bir şeyini birisine bunu anlattım. O böyle bir şey dedi, ne diyorsunuz diye. Gene bunun üzerine konuşmayacağız ama işlensin kafamıza. Dimağda meratip var. Ne var? Dimağda serbest bölge. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikat. Bunu kardeş söylemişti. Dedi ki, iman 7 mertebesi. İman esaslarına uygulanabilir mi? 133 Kastamonu'da, 133 veya 130, Hakikat-ı İslamiye'den bahsediyor. 6 tane iman esası. Bir de İslam esası var. İslam esasları 5'i tek kabul ediliyor. Ne yapar? 6 iman esası. 5 İslam esasının bütünlüğü 1 sayılıyor. Bu 7 olursa buna hakikat-i İslamiye denildiğini Üstad Kastamonu'da söylüyor. 131 de olabilir Osman. Yani Kastamonu'ya bakıyorsan. Şimdi iman esasını geçen hafta dimağdaki mertebeye eşleştirirsek, mesela
Âmentü billâhi ve melâiketi ve kütübî ve rusulî ve yevmil âhir ve bil kaderi hayri ve şerî diye izah var bunun. Şimdi Hulusi abi Bağla'da 119'da Allah'a imanı hubucağ. Hubucağın karşısına Allah'a imanı koyarsan o diyor, sanaten söylüyor böyle. Onun azalacağını. Bu 6 tane nedir? Hucumat-ı sitede şeytanın en azami sıfatı, yani insanı tepeleye mutlaka bu asırda şunlardan bir veya birkaç tane hepimizde var. Nedir o? İnsanın zaaf noktası. Yani hangi zaaf noktalar nasıl demek? Bunun hakkında İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bucağı hakkında, kalbin kemal bulabilmesi için sufli sıfatlardan sıyrılmak gerekiyor. En son kalpten hangi sıfat çıkıyormuş? Reis, baş olma, hubuca. Hubuca en son çıkarmış. O kadar lanet bir şey bu. Ama Allah bunu bunun için vermedi. Bunun ifrat tefrit vasatı var. Vasatı büyük nimettir. Sistemde baş olmak burada. Şeytana, nefse, mareye. Bunun için aslında verilmiş. Hiçbir şeyin, ama hiçbir şeyin, bir daha söyleyeyim, hiçbir şeyin şer için yoktur. İfrat tefrit vasatı, her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emareden, vasatı sünnettendir. Bu bucak da çok nimettir. Vasatı. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbaniyesinde zannediyorum. Diyor ki kalpten en son çıkan şey baş olma. Yani bucak. Şimdi şey diyor ki Hulusi abi Bağla'da. Bu hubuca hastalığını Allah'a imanla, enanet hastalığını meleklere imanla, hırs tamaya, kitaplara imanla, menfi milliyetçiliği peygambere imanla, rehberi bunu yap diyor. Yani Ahmedi, Mehmedi, Hüseyin değil. Allah Resulü rehber yapılırsa menfi milliyetçilik olmaz. Biz de bundan yola çıkarak şöyle diyorum. Ümmetçi olanlar milliyetçi olamazlar. Ne kadar ümmetçiysen o kadar milliyetçi değilsin. Ne kadar milliyetçiysen o kadar ümmetçi değilsin. Menfi milliyetçilik Resul'a rehber edilirse, rehberimiz, önderimiz kabul edilirse diğerleri hiç alakasız olur. Tembellik ve temperverlik, lakaytlık böyle uyuşur, kalkmaz, gelmez, gitmez, yapmaz derse, okumaz, çizmez. Ahirete iman arttıkça bu kalkıyor. Ondan sonra insanda haf ve vehim var bir sürü. Ya ben niye böyleyim? Yani ben niye böyleyim? Düzelmeyecek mi? Hep miyim böyleyim? Kaderi imanla o kalkar dedi. Tamam. Bu Hulusi abinin şeyi. Biz de dedik ki bunu DİMA uygularsak iki tane anlayış çıkmıştı. Ben takdim edeyim, sizin şeyinize yapacağım. Dedik ki bir anlayış şuydu. Allah'a iman DİMA'daki itikada tekabül ediyor. Meleklere iman iltizama, çünkü melekler eylemin donmuş halidir, ağacın donmuş hali melek. Bizde de iltizam eylemdir DİMA'da. Kitaplara iman geldikten sonra iman şeyidir, yani kalbe doğru iner, izana tekabül ediyor. Resul dalinde rep, mesela Fatiha'da var ya, hayrin mağdubi aleyhim vela dalin. Dalin anlatırken, çok ilginçtir, onunla peşine düştüm. Dalin grubu, grubun kimdir diye, peygamberi devre dışı yapanlara denilir. Bu kadar aciz ama ben buna iki gün uğraştım. Peygamberi rehberi devre dışı yapmaktan oluşandır. Dolayısıyla peygamberi tasdik etmeyi DİMA'da tasdiktir. Vel yevmil ahir, akılla tekabül ediyor bir anlayış. Kader ise bu beş tane iman esasını hazmeden kişinin kendi halet-i rüyesi, ki insanın halet-i rüyesinin sureti serbest bölgedir dedik. Başka bir anlayış vardı. Allah'a iman ittikat değil, serbest bölge ile olur. Çünkü en kesif, en camidir. Sırrınca Allah'a en iyi gösteren serbest bölgedir. Çünkü zıtlarla beraber görüyorsun. Yani tek boyutu görmüyorsun. Bu insanı çok küllileştiriyor. Cüziden külli yapıyor. Zıtların bu tevhid sırrı. Abi aynı metodu uygularsa
Hürsü abinin yaptığı gibi. Serbest bölgemi düzeltmek istiyorsam neye? Ha, öyle desem. Böyle, ha, çok daha, güzel. Serbest bölgeni düzeltmek istiyorsan, serbest bölgeni, Allah'a iman artması lazım. Yani tevhidi. Mesela şu, niye bana böyle geliyor, niye geliyor, şöyle yapalım. Ha, tevhid neydi? Allah'ın birliği değil diyor öyle. Hani neticeyi söylüyoruz. Birliği de, altyapısını koy da öyle birlikte. Doğru, yanlış, hak, batıl, soğuk, sıcak, beyaz, siyah. İman küfürün karmasının. Bu karma, homojen bir şekildeki karma, nın bütünsel sahibi olan Allah, bunların zıtların ceminin sahibi olana deniliyor tevhid. Dolayısıyla serbest bölge zıtlar ya, onları tevhide getiren Allah'a imandır. Tamam mı? Yani o zaman serbest bölgede iniş çıkışlar yaşıyoruz, hayalimizde sayılıyor, darma duman oluyoruz. Allah'a iman arttıkça, iman ki ustad bunu esas almış külliyattan, bu şart diyor, iman. Dün akşam Zeytinburnu'daydım derste, şey işledim, elma yiyince bir enerji dönüşüyor, saç oluyor, tırnak oluyor, su içince de öyle oluyor. Fatiha okuyunca bende nasıl enerji oluyor? Yani, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, nasıl enerji oluyor? Ondan sonra bunu mideleri okudum, mide. İnsan bir akıl midesi var, kalp midesi var, tamam mı? Mide olduğu gibi. İman İslamiyet midesi var. Orada o atılınca bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin mide atılınca o hakikate ayrışıyor, enerjiye dönüşüyor. Bunu misal verdik işte. Nasıl ki konsantreyle, tefekkürle insan var olan bil kuvve, kanun şeklinde olan enerji aktif oluyor. Bu da böyle. Ha, şimdi çok üzerine durmam sebebi bu esas olduğu için. Bu zıt da cemi olduğu için tahayyülü, tasavvur oraya hakim olmanın ana ümdesi Allah'a iman. Taakkul ise yani melekleri ne kadar böyle iman nasıl olur? Akli inkişafla mümkündür. Ne kadar aklı veri tabanlarını şey yaparsak bakarsın ki kainatta böyle bir sistemin işlediğini, bir matematik olduğunu. Melekeler değil mi? Melekeler. Melekeler. Evet, ona gelecek. Melekelerimizin maliklerimiz, melikinnas, maliklerimizin anlamına geliyor. Melekelerimiz, maliklerimiz, o zaman insanın 30 küsur tane melekeleri var. Yani melekler güçtür, akıl güçtür, 3 tane trafo vardır. Yani enerji imal ediliyor, nasıl ki barajlar gibi, kuvve-i şeviye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye bunlar vücudun, hayatiyetin devam etmesi için enerjidir arkadaşlar. Vücudun 36,5 derece ısıda olması bu sistemin çalışmasına, bu trafodur, enerji imal edendir. Melekelerimizi ondan sonra arttırırsak melekler ortaya çıkar. Mesela bilimsel de öyledir. Biraz yırtıldı madde, enerjiye geçti, biraz kuantuma girdi. Kuantum bir defa daha yırtılırsa karşısında mahlukları görecekler. Mahlukları görecekler, temsil eden mahluklar. Sonra kitaplara iman hakikaten şeydir, zordur yani. Mesela dimağa, akla Kur'an geldi. İlmi sentezlerden, olaylardan geçirdi, sistemin imbiklerinden geçirdi. Tasdik etmesi kitapları ancak tasdik sistemi çalışırsa. Sonra insanın tasdiği, yani Kur'an'ı onayladı, tasdik etti. Sonra insanın izan inkişaf ettikçe peygamber, insan rehber olur. Başka rehberler devre dışı kalır ve menfi milliyetçilik kalkar. Sonra ahiret, mesela iltizam. Mesela bir insanı eyleme geçiren nedir? Yapma, deme, kıl, kılma, tut orucu, tutmam orucu, helal, haram kavramı eylemseldir. Bunu biz dikkat edersek imani, yani ahiret imani bil yomil ahir. Ahirete iman nispetinde bizde eylem aktif olur. Niye yapmıyorsun? Ahiret var. Niye bunu demiyorsun? Günahtır ya. Bizim eylemimizi aktif eden, yorumlayan, ifrat tefrit bariyerlerini koruyan nedir? Ahirete iman. İltizamımız arttıkça ahirete iman. Ahirete iman arttıkça iltizamımız da artıyor. Sonra kader bir şeydir.
5 tane iman esasını hazmeden kişinin kendi aleminde oluşturduğu hale türlü ki kader risalesinin zeyli budur. İki türlü kader vardır. Bunu çözemezsek her kader dersinde farklı farklı şeyler oluyor. Bir dima ait kader ki ihtiyari bir kader ustad diyor. Bir de kalbe ait, vicdana ait bir kader var ki iradeli bir kaderdir. İradeli kader bizimle alakası yok. Ondan sonra kainat sistemiyle alakalıdır. Elestu bi rabbikum meselesini iradesiyle galubela dedi, ihtiyarıyla değil. Dolayısıyla bunları anlamlandıran itikattır. Yani itikat arttıkça kadere iman çok rahat oluyor. Yani bu sefer hadiseleri daha güzel yorumluyorsun. Sahibinin bütünsel bakışıyla bakıyorsun. Yani kader, kaderin içerisini anlatmak istemiyorum, uzun olur. Ata var, ita'dan geliyor. Yani hak ettiğin halde Allah yapmıyor. Yani sen o cezayı hak ettin, o şeyi ita ediyor. Bunlar hep itikadın. İtikadın arttıkça Kur'an işiyle, Risale'yle kadere anlayışın artıyor. Bu sefer kadere de iman ettiğimi onu da söylemek istiyorum. Pendik'te bunu Perşembe günü ders yaptım. Men amene bil kader, emine minel keder, kadere iman eden kederden emin. Emin demek, emin olmak. Yani bütünsel bakmaktan, bütünsel görmekten hasıl olan insan, evet tabii bu böyle olacak, bu da böyle olmak. Yani anlamlandırıp anlama gelmek. Emin olmak böyle. Yani tamam tatmin oldum ille değil yani emin. Yani onu anlamlandırıyorsun o hadiseyi, bütünsel bir bakış veriliyor sana. Ondan sonra mesela misal verdim. Her şeyi kafanızdan siler misiniz? Silin. Sırf bu çizgi olsa, şu. Bu koca tahtada bunun ne anlamı var? Yazı yok, bilmiyorum ya. Hiçbir şey yok. Tamam. Mesela şöyle diyeyim. Daha şey yapalım. Şimdi bu bitti abim. Şuraya nokta koydum, tamam mı? Her şeyi silin bu noktası. Bu noktayı sırf noktaya bakarsanız hiç anlamıyor. Ama bütünsel baktığın zaman olay bitti. Şimdi kader de böyle bir bütünsel bakışın insandaki haleti rüyesi anlama getirip kainattaki realiteyi kendi içsel yapısıyla ne kadar tevafuk ederse birbirine oturursa kainatın arkasına geçmişsin demektir ki hiçbir şeyde eksiklik yok. Tabi aynı her şey olması gerektiği gibi işliyor. Göreceksin. Bu itikattır. Bu da bu seviyede kaderimiz yapıyor. Şimdi geçen hafta bu kadar konuşmuştum. Birisine ben bunu anlattım. Dedi ki hangisi doğru? Bu mu doğru? Dedim bu mu doğru? İki tane farklı anlayış var. İkisini böyle izah ettim. İkisi de doğrudur dedi. Çok garibime gitti. Sizinle burada paylaşmak istedim. Dedi ki bir insanda serbest bölge var ya. Nasıl ikisi de doğrudur? Serbest bölgede tahayyülü aktif olursa bu sistem doğrudur onun. Serbest bölge bir paket olarak demem. Çünkü bazısının hayali tahayyülü fazla çalışır. O zaman budur. Yani onun Allah'a iman itikadı şey var. Ama birisinin bu mekanı aktif ediyor. Mekanla alakalıdır. Eğer bir insanın serbest bölgesindeki tasavvuru daha öndeyse, tahayyülü değilse, bu sefer Allah'a iman ancak serbest bölgeyle. Çünkü düşünce orada hakim. Burada düşünce hakim. Burada eylem hakim. Bu çok garibime gitti. Yani çok acayip. Yani eğer insanın mekan anlayışı, tahayyül anlayışı şeyi tasavvurundan üstünse bu sistem dendi. Ve fazla durulacak ama güzel bir fakir elinden şöyle denilebilir. Tasavvuru üstün olacak. Şöyle de denilebilir. Yani kırmızıyla yazılanlar kadınlarda doğru. Maviyle yazılanlar erkeklerde doğru. Harika ya. Bu da ilk defa. Harika. Çünkü niye bak doktor, kadınlarda tahayyül fazla çalışıyor ya. Erkeklerde tasavvur daha çalışıyor. Yani olay kadınlar mekanla, görselle görüşerek, konuşarak çok olayı çözer. Erkek ise mantıksaldır ve matematiksel düşünür ve kendi başına düşünerek çözer. Pek paylaşmak istemez. Kendi alemindedir, düşünce hakimdir. Tamam? Şeydir. Kadınlar gözlüdür. Erkek ise daha çok kulaklıdır. Dolayısıyla kadınlar da zaten tahayyülün hakim oldu. O da bu daha acayip anlayışı oldu. Evet. Kadınlarda bu olur. Erkeklerde bu olur. Doğru. Yani
Çok garip. O da ek yapılır. Hmm. Ama yazmam lazım ki renkli bir tezahür. Hanımlar da çok ilgimi çekti. Biz de daha canlı. Kimlik, nüfus yüzler rengi. Kader anlayışını düzelten, düzeltme metodu kalında ayrı, erkek ayrı mı çalışıyor? Öyle mi anlayacağız? Aslında bir şey söyleyebilir miyim? Yazayım. Şimdi diyor ki şu kadar. Ve keza itikatta tatil ifrattır. İtikatta tatil ifrattır. Teşbih. Tefrittir. Tevhid. Vasattır. Yani bakıyorum mesela abi itikada baktığımız zaman tek böyle müstakil olarak itikattaki ifrat, tefrit ve vasat. Yani mesela biri sanki Allah'a şirk koşuyor, biri Allah'ı hiç kabul etmiyor, biri de Allah'ın birliğini ve tevhidi götürüyor. Yani bu yani itikat yani geçen hafta sanki bu tarafı ben şey yapmıştım ama burayı okuyunca da itikat bütün bütün sanki Allah'a, imana bakıyor gibi sanki buradan anlaşılıyor sana bir. Başka bir yere müdahale etmiyor bakın. İfratı... Evet, bir taraftan bakarsan öyle, peki külliyatta nasıl oluyor? Bu artık biliyoruz da ben tekrar ediyorum. El tekrarla sen ve lehken 180 dahi olsa. Şimdi bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder, bir yerde cüzünü anlatır, bir yerde küllünü anlatır, bir yerde cüzisini anlatır, bir yerde küllisini anlatır. Hı hı. O zaman ne yaptı? Güzel bir formüle dönüştürüldü. Allah ikram etti. Her şeyin ama her şeyin ifrat, tefrit, vasat olmakla beraber kanuniyeti, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Hı hı. Tabii o bir tarafta baktığın zaman Allah Allah bu böyledir, burada böyle, burada niye böyle, niye böyle? Yani sureti o öyleydi iken kanuniyeti böyledir. Hı. Yani ne demek? Zahirde, affedersin doktorunla alakalı, gene dün doktorumuz o da oradaydı derste. Gayta ve abdest, büyük ve küçük abdest şerdir, sureti bak çirkindir. Bakanlığı ne güzel uygulanabilir o. Hı hı. Ama batının bir mesaj sistemidir. Batının iç hastalıklarının içindeki şeyini görmek, görmeye vesiledir. Röntgen gibi doktor seyreder. Onunla kendini seni seyreder. Zahirisi ne kadar necistir ve şey yoktur, anlamı yoktur gibi. Ama oysa anlam yüklü. İslam bir felsefe midir bu abi? Bu dediği bu sistem İslami bir... Tabii. Yani ifade konuşma. Tabii. Yani felsefe kötü değil. Avrupa kaynaklı yani Allah'tan kopuk, kuvahisiz felsefe o şirk ve tatildir. Yani nedir o? Allahsız çözmeye çalışıyor. Yani arkada Allah yok, önünde ahiret yok. Burayı ile izah ediyorsun. Onun için çözümsüzlüğe itiyor seni böyle. Mesela şeye benziyor. Bir tane şey yapılıyor, bakıyorum bilgisayarda seyrediyorum, haşir yapılıyor, çok tuhaf, serbest bölgeyi yaptılar, şimdi haşiri yapıyorlar, konuşulan bir mevzuya verilen misali şekillendirilmiş, çok tuhaf böyle, harika yani ne deniliyorsa, orada bir saat gördüm bununla alakalı, saat yapmışlar, şöyle saate bakıyorum, böyle içine böyle giriliyor, böyle var ya daire bir içine, böyle, hiç gözümü oynatmadım, hala şu anda rahatsız etti hayali bile. Şöyle o kadar acayip ki beyninin içini boşaltıyor. Sonra tutunuyorsun koltuğa. Yani anafor gibi hani böyle bir saat düşünün. Saat boşluğa çıkıyor abi. Evet böyle ama gibi. O çalışıyor gırdap gibi böyle. Bir bakayım dedim yani bir şeyin gözümü oynatmadan. Baktım ondan sonra koltuğa yaslandım birkaç dakika böyle kendime gelemedim. Yani şey, siz baktım ki biyolojik yapıyı aktive, çünkü kimyasal ya kafa, çok garip şey yani, kendini yönetme kadar keyifli bir şey yok. Sonra aklım yerinde diyorum ki ya şu anda hücreler şöyle, hücreler acayip yorulmuş, öyle aktif olmuş mu, şöyle oldu, böyle oldu, biraz sonra kendisini gelecek. Ben onun gelmesini bekliyorum, ben kötüyüm demek nerede, biraz sonra, araba ya kaydı, biraz sonra düzelecek canım. Şimdi bugün o başlangıç değildi. Bu zihne gireceğiz dedim. Şimdi zihne gireceğiz. Tamam? Bu mukaddeme. Ne mukaddemesi? Takdimdi bu. Takdim bu, özür dilerim. Şimdi niçin zihni söyledim? Çünkü zihin tek başına okumak bir başkadır ama akılla beraber sokuşturmak başkadır. Şimdi
Bakayım nereden şey yapayım. Şöyle arkadaşlar. Sözler 462'de diyor ki manalarının zişurun zihinlerinde suretlerini kuvve-i hafızalarında 460 2 manaların bak manalarını zişurun zihinlerinde suretlerini kuvve-i hafızalarında başka elbâb-ı misaliyede başka alemin gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alem-i şehadeti terk eder, alem-i gayba çekilir. Eğer şey yapmak isterseniz, çekmek ister misiniz cepte? Varsa ha, çekin, çekin de ben şey yapayım. Nasıl bir kafamıza vuran yok, biz bizeyiz. Ders yapıyoruz böyle, güzel olsun. Şuradan alayım. Şu şu anı kalp manada olduğuna göre zihninde kalbe yakın bir noktada olduğunu kalbin içinde değilse o da vicdandadır diye üstad zaten söylüyordu. Ama zihnin çok garip işlevi var. Çok ama. Bugün biraz şaşıracağız ya. Ben çok acemime gitti yani. Doğrusu ben böyle bilmiyordum yani. Ha, geçen haftakini de tekrar edeceğiz. Allah Allah. Abi bir şey söyleyebilir miyim Allah aşkına ya? Şimdi mesela özür dilerim ya, böldüm ama bir anda böyle şey geldi, söylemezsem gidiyor. Şimdi siz arabayı kullanıyorsunuz misale. Hiç vitese bakıyor musunuz? Bakmıyorum. Direksiyona çevirirken falan filan yanınızda gidip konuşuyor. Hiç, yani arabayı siz kullanmıyorsunuz yani değil mi? Değil, kesinlikle. Debriyaj ben düşünerek yapmıyorum. Kesinlikle yapmıyorsunuz. Yok. Bu melekedir değil mi abi? Melekedir. Peki burada üstad kuvve-i akliye melekiye diyor galiba. Evet, kuvve-i akliye melekiye. Akıl olduğu zaman Hasan abi siz devrede yoksunuz. Direkt bağlanmışsınız, artık siz değilsiniz. Navigasyon gibi. Navigasyon veya gibi. Otopilot gibi uçağı evet. Ama zihinde siz varsınız abi. Harika. Bugün arada girdin değdi yani şimdi. Ne sağlık. Vay çok harika. Çok güzeldi ya. Dedi ki refleksler ruhtadır dedi. Çok Alzheimer olan hasta. Bak şimdi akıl eğer dini bir şeyse bağdır ya akıl. Bir şey yapmıyor. Gidişli gelişlerin sistemidir. Eğer akıl devre olursa mesela ibadetlerde, vahide şu. Mesela araba kullanmak misali verdi. Arabanın debriyajını, frenini, vitesini, direksiyonunu ve aynaya bakarken hiçbirimiz düşünerek yapmıyoruz. Öyle. Hatta konuşuyoruz. Hatta nasıl geldiğimizi de bilmiyoruz. Bir şey düşünüyoruz. Telefonla birisiyle konuşuyoruz. Çoğunlukla benim şey oluyor. Veya bir şey düşünüyor. Defterim açık biliyor musunuz kimse yoksa? Veya varsa telefonum şey, o kardeşim erkiyor. Gelen o manaları hemen basıyorum, kaydediyorum. Sonra unuturum diye. Şimdi oysa araba gidiyor yani. Nasıl durmuşum, nasıl geçmişim haberim yok. Hatta bazen de çok gidiyor. Bu diyor ki Gafur, eğer aklı ereğine, şeyine, hakikatine bağlamışsan senin hiç düşünmene gerek yok zaten. O sistem götürüyor. Otopilot gibi uçağın veya arabanın. Eğer zihindeyse sen hep düşünerek yapacaksın. Sen hesap edeceksin. Değil mi? Mesela akıl ile şer değil yani. Arabanın melekeleri var ya, melekelerimiz. Onlar kuvve-i melekeler. Meleki kazanmışsa maliklerin oluyor. O zaman arabaya bakmıyorsun. Şimdi çok güzel. Şimdi devam edelim. Zihin bak. Çok ilginç. Ama esas bu sayfaya gelince olacak. İlginç. Manayı okuyorum şey bunun okuduğum yeri. Bakıyor musunuz defterinize? Açın internetinizi de. Osman'dan alın. Attım Dima'da. Dima'da alın onu. Aldınız mı? Bak öteki sayfayı okuyorum 162. Diyor ki manalar zihinde daire vücutta bırakıp yani manalar zihinde vücut buluyor. O manalar zişurun zihninde suretlerin hafızalarda ve elva misaliyelerde alim-i gaybın defterlerinde manalar vücut bıraktıktan sonra alim-i gayba çekilir. Şimdi manaların vücudu haricisini
zihinde bırakıyor, vücut buluyor. Arkadaşlar, akılda melekeler oluyor, maliklerimiz oluyor, tasdikte ilim oluyor, zihinde vücudu harici oluyor, ayat-ı tekviniyelere dönüşüyor. Nerede? Zihinde mi? Zihinde. 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 Ayat-ı tekviniye, bir daha deneyelim. Manalar, taakkulde, imbiklerden geçinerek, melekelerimizden geçerek maliklerimiz oluyor, mülklerimiz oluyor, sıfatlarımıza dönüşüyor. Bu manalar tasdike geçince ilim oluyor, vücud ilimleri oluyor. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Mertebesini tam bilmiyoruz ne kadar. Fakat zihinde ise vücudu hariciye çıkıyor. Ayat-ı tekviniye dönüşüyor ki çok delillerimiz var. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Evet. Mesela alacağım şeyim. Mesela vahiy buraya geldiği zaman taakkule geldiği zaman evameli tekmini, ama şöyle diyelim, dur, bunun küçük bir provasını başlayın, şöyle yapayım. Doktorum onu bir çeker misin abi ayağından? Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar, subut-u sıfattan buraya bakmanız lazım. Kelam sıfatından Allah kelam-ı ilahisini lef-i mahfuza indirdi. Tamam mı? Uygulayacağım da bildiğiniz bir şeyi tekrar ediyorum. Lef-i mahfuzda kelam ilahi ayetlere dönüşüyor. Ayet. Ayetlerimiz. Ayet. Buradan bir zat aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam alıyor, bir insana getiriyor. Bu kelam sıfatından lef-i mahfuz sürecine kelam ilahi, lef-i mahfuzdan insana inişine vahiy. Tamam. Demek ki kelam ilahi burada ayetlere dönüşüyor. Mekan itibariyle. Yani bir mekanı gösteriyor. Acayip bir şey. Önceden size söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı sıfatlarını sayayım birkaç tane. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun el havadis, kıyam-ı bin nefs, tekvin, kıdem. Şimdi bu vücut dedim ya, şimdiden söyleyeyim de, vücudun insanın sisteminde en azami tecelli yeri zihindir. Çok tuhaf, ona şey yapacağım. Vücudu harici çıkıyor. Vücudu hariciye dönüşüyor. Şimdi bunu anlattım ya kelam ile. Şimdi insana uygulayacağım bak. Yani vücut sıfatı zihinde azami tecelli. Azami. Bak şimdi. Şimdi buraya uygulayayım bak arkadaşlar. Onun için dedim ya, hatta ben bunu şey yapınca böyle şaşırdığım zaman dedim ki kardeşler okuyacak ama öyle bir tanesi çok garibine gidecek. Çünkü en çok merak ediliyor. Şöyle ben de merak ediyorum. Şimdi aynı sistemi yapıyorum şimdi burayı. Bak, vahiy geldi. Taakkule muhatap oldu mu? İmbiklerinden geçti. Yani 30 küsür tane. Melekelerimizi malike dönüştü. Meleke var ya, zihin melekedir. Hüşyar melekedir. Tamam mı? İdrak melekedir. Melekelerimizi ortaya çıkarttı, yetmiyor. Onları vücud hariciye dönüştü. Meleke haline oldu, kuvve. Sonra biz maliklerimizdir, malik. Sonra bu buraya ok vahyi, burada malik melekeler oldu. Burada ilme dönüştü mü? Zihinde o ayet vücudu hariciye dönüşüyor. Zihine atılıyor. Nasıl bir şey olsa çok acayip. Hemen bir tanesini ekleyeyim. Şimdi iyi burayı kaçırmayın ama. Vesveseyi nereye atar şeytan? Lümme-i şeytaniye ile kalbe atar. Kalbe bakabilir mi? Bakamaz. Girebilir mi? Giremez. Kimse giremez. Melek bile bakamaz kalbin içine. Çünkü nazargah ilahidir. Allah bakıyor. Şimdi vesveseyi attı. Kalp kabul etmedi. Kalp kabul etmeyince vesvese değil ki. Vesveseyi kalbe attı. Allah Allah, ben hep düşünürdüm. Tamam, lüme-i şeytaniyeden bulunuyor. Okçular Tepesi gibi oradan atıyor. Kalp kabul etmedi. Şetme dönüyor. Peki vesvese nereye dönüşüyor? Zihinde ise, yani dimağda ise vehim. Evet, vesvese oraya vehim olarak dönüşüyor ama ya dedim, kalpte vesvese olmuyor ki. Şüpheyi attı. Meğer şüpheyi atınca hemen vicdan kalbin bir ayağı ya.
o şeytanın şüphesi zihinde vesveseye dönüşüyor. Çok açık külliyatta. Vesvese zihinde tahakkuk ediyor. Şekilleniyor o. Kalpte değil. Kalbe atıyor. Kabul etmeyince vicdan hayatın zihnine zaten şurada yukarıya kalp kabul ederse. Dima atar demiştik onu o zaman. O attı, zihin buraya attı vesveseyi. Kabul etmezse. Ha dima ama burada geçiyor bu. Şimdi dima atıyor ama direkt atmıyor. Vesvese zihinde vücudu harici şekli yapıyor. O vesveseyi dima atıyor tekrar oradan. Orada vesvese olunca dima attı. Dima atınca dima serbest bölgesinde o vesvesenin içeriği ya şey oluyor, vehim oluyor, yazan oluyor. Yani o parçalanıyor. Ama bir vesvesenin vücudu haricisi, vücudu Allah'ın hani şeyi yok ya, ortağı yok, zıttı yok, şirk yok. Ama var adamda kafasızın kafasına var ya, şimdi o şirkin vücudu yok ama vücutsuz vücudu da zihinde oluyor. Orada oluyor. Yani şu ayet geldiği zaman aynı şu şeceri hilkatteki gibi burada ayete dönüşüyor. Sonra iniyor, vahiy oluyor ya. Zihinde vücut hariciye geliyor. Şimdi o kafanızda olmakla beraber okumaya devam edeyim. Bunu şey yapayım. Onun için çok şaşırdım ben. O zaman şimdi arkadaşlar manalar diyor. Manalar geldi. Manalar geldi. Zihşuurun zihninde. Suretlerini hafızalarda. Başka elvah-ı misaliyede. Sonra alem-i gaybın defterlerinde. O kırmızı şey yapayım şunu. Manalar vücut bıraktıktan sonra alem-i gayba çekilirler. Manaların çok ilginç. Vücudu haricisini zihinde bırakıyor. Zihinde manalar vücut buluyor. İlerleyeceğiz daha. Manaların kaydedildiği yer zihin oluyor sana. Öyle ya kaydedildiği değil. Vücudu haricisi. Yani farklı kaydediliyor Osman'ın. Bakın ha, manalar akılda başka. Hayalde, tahayyülde suretlerini bırakıyor. Tasdikte ilmi yapısını yapıyor. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, kanuniyetlerini anlatıyor. Fakat zihinde o mananın vücudu var yani. Mahluk. Allah canibiyle baktı. Mahluk oluyor. Acayip bir garip bir şey yani. Mahluka dönüşüyor. Orada Allah-u Alem zihinde şeytan da var olduğunu şartlayacağız da söylüyor. Orada tayin edebiliyor. Devamında şey diyor abi, demek diyor suri bir vücudu bırakır, manevi, gaybi, ilmi. Çok vücutları kazanır. Manevi, gaybi, ilmi. Evet, manevi. Gaybi, ilmi çok vücutları kazanır. Evet. Oraya girdiniz mi bilmiyorum da. Girmedim çünkü bu zihin şey yapmadığım için daha. Fakat ben sırf akıl cihetiyle baktım. Sonra demişim ki, suri bir vücudu bırakıyor. Maneviyatlar ve manaların zihinde vücut bulmasını bulduğuna. Şimdi gene devam ediyorum, bu kazıyı yapıyorum. Sözler 481. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. Allah Allah. Manaların vücudu ilimleri değil, suretleri değil, vücudu haricileri zihinde vücudu hariciye dönüşüyor. Ve maneviyatta güç, kuvvet sahibi oluyorsun. Yani mesela Kur'an okudun, akılda Kur'an okuyorsun, taakkulde melekelerin, malikiyetlerin oluyor. Tasdikte ilme dönüşüyor, zihinde güç oluyor. Güce dönüşüyor, vücudu harici oluyor mesela. Şöyle diyeyim, ben mesela doktorum arkadaşlar, bunu içince akciğerime mi gidiyor? Yoksa şuna bak, mide gidiyor değil mi? Ondan sonra bağırsak ayrı iş yapıyor, karaciğer ayrı iş yapıyor. Zihinde ise vücut buluyor demek, ilmi vücutlar ona dönüşüyor. Yani çekirdek ağaç oluyor. Haşir oluyor işte. Çekirdek orada ağaç oluyor. Orada bizatı o oluyor. Onun için o güç oluyor. Hasan abi, orada şey desek ebede namzet oluyor. Evet. Zaten ezeli, gelen manalar ezelidir, ebed zihinde oluyor. Mesela şöyle, şu anki alem-i şehadetteki vücut ebedi değil.
Suri vücut. Evet. Zihinde ebedi vücut. Evet, ebedi oluyor. Daha gidince şaşıracaksın. Evet. Arada gideyim böyle. Öyle değil mi? Garip ya. Evet. Şimdi alem-i şehadetteki şu an bütün çok vücutlar garip. Suri vücut. Evet. Suretler. Suri gidiyor. Yok olacaklar. Yani bunlar kalmayacak. Ama suri vücudun ebedileştiği yer manası zihinde oluyor. Evet. Zihine girenin girdiği anda hiç ebedi artık. Yani şeydeki, taakkuldekiler o kadar şey değil yani. Taakkulde tasvipi değişebiliyor bunlar. Bunlar değişir. Zihine girdi mi? Vicdaniyatın orada. Ustad ne dediydi geçen hafta? Zihinde diriliyorlar. Zihinde diriliyor. Demek ki bir önce sana göre. Geçen haftanın ekini yapıyorum. Geçen hafta hiç yapmadım. Aslında zihinde dirilmesinin suyu filmisini anlatıyoruz. Haşir'i de çıkartıyor yani. Aynen öyle. Ebedi vücudu yani çıkartıyor. Aynı söylüyor. Zaten haşir. Haşir vücudu haricisi diyor, bizde söylüyor ki kitabı. Haşir vücudu haricisi diyor, zihinde oluyor. Suru üflemesini anlatıyor yani şu anda mesela o surette. Aynen. Kelam vücut veriyorsun. Yedi melakitle girdiriliyorsun, kalkın diyorsun. Aa bak şimdi. Lütfen o geçen haftakini tekrar etmekte fayda var. Tamam biz zihne dönelim artık abi yeter. Zihne mi dönelim? Aslında diyorduk ki Osman, vücut burada şey yaptığımız için, ama vücut değil ya, o sendekini uyandırmak için bile. Nedir şey? İsraf diye. Aslında aşırı, o yani, Esma'yı uyanla duruyorsun. Öldü gitti, gitti ne oldu? Orada zaten canını Allah namıyla baktıysa, her şey canını çaldı. Giden giden bir şey yoktu yani. Onun için akılda şey olmuştu ya, yabanileşmiş. He, 139'da bak. Nerede? 'Yusebbihu lillahi ma fi semavati ve ma fil erdil malikil kuddusil azizil hakim. Sadakallahu lazim. Ay gibi ayetleri işit. Bak. Tamam. Bak haşir nerede oluyor? İşte. Haşirin vücud halicisi oluyor. Furkan ya. Çok acayip yani. Böyle acaba desem biraz mübalağa mı olur? İsrafil'in sanki tayin ettiği bir yer. Vücudu harici ya. İç alemde vücudu harici zihinde oluyor kardeş. Orada diriliyor. Yani diriliyor. Her tarafta ilmi vücut diriliyor mesela suret ama ayata dönüşüyor. E değil, evameli değil. Ayat-ı tekvini oluyor. Bak şimdi. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem. Yüsebbihu sadasıyla. Sada. Evet. Allah'a. İsrafil'in sadasıyla. Ha. Sada. Ona da sada diyor. O da sada diyor. İsrafil sadasıyla. İşitenlerin. İşitenlerin ama. Evet. Kim işitiyorsa. Duyanların. Duyan değil. Ha. Hadi bakalım. Ayrı duymak ayrı. Evet. Ya aslında Allah aşkına bunu bin kere okumuşsunuzdur. Bir de böyle bir okuyun. Ya mana içinde mana, mana içinde mana. Şey, bir geliyor ya. Hiç okumamışım. Bak şimdi. Hem hiç böyle okumamışım. Aa, bak şunu bak. Allah Allah. Şunu o kadar sade. Risale-i Nur neymiş biliyor musun? Sehl-i mümteni. Sehl-i mümteni çok olan neyin nesi bu? Mümteni. Sekizinci söz. Kuyu değil mi? Ne olacak? Peki şey, Allah aşkına bir de ben diyeyim Allah aşkına. Hep o diyor. Ben de artık dayanamadım. He. Ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Ben de dayanamadım. Allah aşkına iyi söyleyeyim. Dün akşam ya 23. sözdeki o saray, içi boş veya dolu. Ya ne kadar basit, sade yani, basit derken anlaşılır bir şey, ustum. Ama nasıl insanı tanımlıyor? Evet. Mesela aczi gösteren gururunu, fakri gösteren kibriniyle, zillet ve şeyi gösteren tasannuyla. Halka kendini mütike yaptı diyor. Ya bu ne biçim cümle ya? Yani insan aciz ise nasıl bastırır onu? Gurur. Gururlu adam aciz adam. Şimdi şuraya bak ha. Şunu beraber şunu heyecanlanmamak mümkün değil ya. Diyor ki ölmüş veya yatmış. Ölmüş. Niçin biliyor musunuz? Yani. Ölmüş kafir için, yatmış Müslüman için. Aynı ya Müslümanla kafirin şeyi. Mesela Müslümanım diyor. Hayatında din yok. Yatmış. Ötekisi için, inkar olduğu için ölmüş. Tusebbü. Kim diyor? Hangi Müslüman diyor? Yatmış. Kafir için zaten ölmüş. Şuraya bak. Bu nasıl bir şey ya? Niye ölmüş olunca yatmış olur mu?
Ya kardeşim ölmüş ya. Daha adamına ceza verilmez ki. 2 senesi var denilmez. Ölmüşse yatmış değil artık. Ölmüş veya yatmış. Ya nasıl beşeri ilhamsız yazılacak bu? Ölmüş veya yatmış mevcudat alem. Tamam. Yukarıya girmek istemiyorum. Bu inkânet illâ seyten diyor ya Osman. Alemdeki her bir ayet bir necmi sakip gibi ne yapıyor? Hidayet. Ya. Oraya girdi bak şuraya. Şeyde de diyor bak abi. Tek mevcudat alem diyor ya. Mevcudat alem. Alemindeki mevcudat yani. Ha kişinin alemindeki mevcudat. Maşallah Mehmet. Evet. Evet. Aynen. Şey değil yani. Alemindeki mevcut. Yukarıda da Kur'an ayetleri nasıl enerjiye dönüştüğünü anlatıyor. Şu şeyi göstereyim size de. Şurası. Burası. Girmiyorum çünkü. Hepten çıkarız şeyden, çizgiden. Evet, evet. Allah'a emanet. Yani elhamdülillah Rabbil Alemin enerji nasıl dönüşüyor? Onu anlatıyor. Evet. Şimdi enerji, ölmüş... Yani vücuda harici nasıl çıkıyor elhamdülillah Rabbim? Vücuda harici nasıl çıkıyor? Evet, maddeye nasıl dönüşüyor? Mesela var ya böyle, konsantre oluyorsun, yut diyorsun, düşünceyle oluyor. Peki tefekkür ile enerji doluyorsun, bu kafirde yok. Düşünceyle tefekkür birbirine benziyor. Cimrilikle iktisat birbirine benzediği gibi. Şimdi o ayet nasıl dönüşüyor? Mesela misal ver, dün biraz fazla bahsettim Zeytinburnu dersinde. Sesli ders yayınlanacak. Bak şimdi, benim 57 yaşındayım. Tuvaletim, yemeğim hariç. Akşam dersleri koşturuyorum. İnan hep bu. Ve bunu zihine bir bakayım derken gördüm. Ama ben bunun adedi belli değil okuduğum. Peki bu... Hiç vallahi. Bu gizli hazine keşfedilmesi bekleniyor. Günüz mahvi. Ya Mehmet kardeşim, ya, boş ver. Yatıyoruz yani. Ya vallahi, billahi, tallahi, zihin okurken denk geldi. Gözükmüyor. Niçin bakıyorsan o oluyor. Niçin baktığın önemli. Bak, niçin doğru. Bakıyorsan o oluyor. Hadiyette bakmamız gerekiyor. Evet, yani şimdi, belki bak, 1978, boş ver 78, 77, 80'de beri okuyorsun. Ve bakın niçin söylüyorum, yemek, tuvaletim hariç, akşam derse gidiyorum, başka işim yok ya. Ya inanın, tuvalette de tövbe ediyorum, atıyorum kapıdan dışarıya, meşgul etme diyorum, geliyor. Yani bu nasıl bir şey diyorum ki, ölmüşse niye yatsın? Yatmış ölmemiştir. Ya bakın ki, ha gafil Müslümanla kafirin eylemi aynı. Farklı bir şey yok, o da onun gibi gayrimeşru yaşıyor. Melanetleri yapıyor, o da yapıyor. Sorduğu zaman bu Allah'ı inkar ediyor, bu iman ettim diyor. Ama hayatlarında, iltizamda hiçbir şey yok. Ha birisinin nazarında inkar olduğu için ölmüş, ötekisi yatmış, aynı. Yani örnek vereyim, cephanelikte nöbetçisi. Ha uyudun, geldi düşman, havaya uçurdun. Ha sen hainlik yaptın, uçurdun. Netice aynı değil mi? İkisinde sen de cephanelikte gitti zaten. Ölmüş veya yatmış mevcudat alem. Kişinin alemindeki mevcut. Yusebbihu sadasıyla işitenlerin, duyanların zihninde nasıl diriliyorlar, onu anlatacak şimdi. Anlam buluyorlar, değer kazanıyorlar demiyor. İşiten derken meraklı, duyarlı değil mi? Evet, yani alakadar. Çünkü Risale-i ihtiyacı olanları şey yapıyor. Sonra diyor ki, hüşyar oluyorlar. Hüşyar ne demek? Sen değil. İşitenlerin zihinlerinde o hüşyar oluyor. Hüşyar, lügatı uyanıyorlar. Uyanmak ne demek? Baharda çekirdeğin uyanmasına diriliyorlar diyor. Tamam mı? Uyanmak oymuş. Lügatta uyanmak. Yani dirilmek. Yoksa uyanmak uyku değil. Ha mod. Sonra ne yapıyorlarmış? Kıyam edip zikrediyorlar. Nerede? Salatın. Zihinde. Hem o karanlık gökyüzünde. Birer camit ateş parı olan yıldızlar. Harici insanı anlatıyor. Büyük insanlar şimdi küçük insanı gidiyor. Yerdeki perişan mahlukat. İkisi de.
tüsebbihu lehu semavatu sebu vel erd sayhasıyla işitenlerin nazarında. Sayha. Gene o. İşitenlerin sayhasıyla işitenlerin nazarında daha. Nazar. Tamam. Gökyüzü bir ağız. Tefekkürün boyutuna bakın. Gökyüzü bir ağız. Görüyor musunuz? Yıldızlar harf diyecek galiba. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Adamın, öyle diyorum, tefekkürdeki boyutuna bak. Gökyüzü ağız yapmış. Kafa. Küre arz değil mi? Küre arz, kafa ama ağız. Sonra bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa. Nihayetsiz kelimatlar. Nihayetsiz kelimatlar. Birer nuru hakikati eda. Nuru hakikati eda. Girmeyeyim ona. Çok ilginç o da. Arz bir kafa. Ber ve bar. Deniz ve karalar. Birer lisan. Tefekkürün şeyine bak. Malzemesine bak. Okyanuslar kelimeymiş. Tefekküründeki malzemeye bak. Nereye basacak? Böyle basarsan görürsün zihni. Kafayı böyle. Yıldızlar harf. Ağız bir sema. Küre arz ama kafa dedi küçük. Semaya göre. İşte böyle. Şimdi bundan sonra eğer bu sistemi, bu yöntemi biz de takip ederse zihnimizde dirilecek yöntemi bu. Haritayı anlatıyor, sistemi anlatıyor. Yani tefekkürümüzde bahr ve ber birer neymiş? Lisan olursa. Lisan. Bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan. Tamam? Feşan yani nur saçan, vücudu haricileri anlama koyan, anlama getiren seni. Feşan, nurlanan demek vücudu haricisi demektir. Tamam böyle pırıltı bir ışık gibi değil. Sonra suretinde birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didaredir. Yoksa yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkür zevkin dekayını göremezsin. Ondan sonra diyor, devam ediyor. Nasıl abi bir de? Yoksa diyor. Evet yoksa. Bak, yoksa bunu yapamazsan, bu, yani böyle tefekkür tamam. Etmezsen, yani semaya böyle, bahre böyle bakacaksın, kafaya böyle bakacaksın. Bu yöntemi anlatıyor bu. Evet. Gelenin sana gelebilmesi için böyle bir uçak pisti yapsın, yap ki uçak insin oraya. Yoksa yapamasan, bu zamandan ta o zamana bakmakla bu zevkin dekaykını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşeden ve mururu zaman ile ulu mutarife hükmüne geçen ve sair negirat-ı İslami ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathi ve basit bir perde-i ülfet ile baksan elbette bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemi icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok envai icazı içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı mucizül beyanın en yüksek bir derece-i icazına bakmak istersen şu temsili dinle bak şöyle. Yani bir şeyi neyi düşünüyorsanız keyif ondan zevk almak istiyorsanız veya ona dönüşmek istiyorsanız dua etmek istiyorsanız mesela birisine dua etmenin yolu en keskin dua nedir? Diğerlerine örnek olsun ne olursa olsun. Bir önce tahayyül edeceksin. O şeyi. O kişiyi veya. Sonra tasavvur edeceksin onu. Sonra onu takul edeceksin. Tasdik edeceksin. İzan edeceksin. İzan çok önemli. Çünkü niye? Kalbinde ona ait bir alaka muhabbetini aktif edeceksin. Yasin'e dua ediyorum, tahayyül ediyorum. Tasavvur ediyorum. Yani dersleri geliyor samimi bir kardeş. Yani şeyde de, hizmette de bayağı şey, alakadar öyle gidip geliyor. O takul bu. Tasdik, kendisini onunla yapmış. Niye? Hayatında gözüküyor. Tasdik etti, izan etti. Çünkü
seviyoruz birbirimizi, izan, kalp, iltizam eylemde inandığını yaşıyor. İtikadında da ehl-i sünnet olduğu şey. Yani ondan sonra dua ediyorsun. Yani diman imbiklerinden geçiriyorsun. İşte bu zihinde de bir şeyin canlanmasının yöntemini anlatıyor. Zihin bu aslında. Zihin böyle basitle indirilmiş. Çünkü bundan bahseden pek hissi olmadığı için akıl çok galip, zihin çok şey ama Risale'de zihine çok vurgu yapıyor. Çok. Yani insanı çıkarsak bu dünyadan abi, ahiret olmaz yani. Ahiret niçin olsun ki? Yani yapılmaz, şey olmaz, oluşmaz yani. Oluşma. Oluşması için hikmet yok, abes olur. Tersten yani. Abes olur. Niye yapacaksın? Yok yok, onun için değil. Evet. Sistem oluşmaz yani. Oluşmaz. Kitap mümin olmuş. Şimdi ahiret oluşmuyor mu? Niçin vardın buna? Ahiret oluşmuyor. Niçin vardın oluşma buna? Niye? Zihninde diriliyor ya. Zihni kaldırırsan o zaman o sistem çöker. Çöker. Yani, hani bir şeyi, hani diyordu ki çektiğin zaman o göçüyorsa. Evet. Mesela buzdan suyu çekersen buz denen bir şey kalır mı? Gibi. Şimdi yani Cenab-ı Hak burada suri vücutları yaratmış. Bunlar bekaya nasıl geçecekler? Öyle bir sistem yok. Başka sistem var mı? Herhalde. Yok. Yani diğer zihin, şuur, melekler sonra, ama onlarınki herhalde Allah-u Alem insan gibi değil yani. Basit yani. O şey olmuyor. O maksada oluşturmuyor. Mesela hayvanların ruhları baki bir ceset olacak. Bütün şeyleri, ruhları bir cesette gibi. O kadar şey ama bu zihin bambaşka. Evet. Şimdi zihin dersi olmamakla beraber zihin dersini yapıyoruz. Sana bir şey söyledi Harun. Şimdi o zamandan, bu zamandan ta o zamana bakmakla iyi. Gerçi altında da açıklamış hep iyi. Yani zaman koyduğumuz an da veya da ifade edemiyorum. Zaman işin içine girdiğinde o ve sen oluyorsun. Ama zamanı kaldırdığınız zaman artık bakmak da kalmıyor abi. O oluyorsun zaten. O zaman zevk ediyorsun. Kaç demek istiyorum. Sen diyor 19. mektubu yazarken, o hadiseyle şey yaparken. Barla'da. Barla'da elimde de 158 miydi? O sen diyor manen orada yok. Sen manen oralardaydın. Bakmış. Burada diyor ya yoksa bu zamandan hatırladınız mı? Bakmakla meşgul zevkini de kayfını göremezsin. Göremezsin. Yani bu göremezsin. Bu Barla'da Barla yatıp yapmış mıdır ya? Oradan hemen geçeyim. Zaten oradasın. Evet. Şimdi bak orada ustada diyor ki sen diyor 19. mektubu diyor. Her geceyi Kadir gecesi olarak yaşıyorsun. Ozan Kadir oluyor. Kudreti Mazar oluyorsun. Akrebiyet evet. Oluyor diyor. Şimdi sen ustadım diyor. Ustadım diyor. Sen 19. mektuptaki bu hadiseleri, Uhud'u, Bedir'i bir bakın şey. Sen diyor o kadar icaz, veciz bir şekilde şey yapabilmen için manen o alemde olacaksın da yazacaksın. Neredeydi ya? Yaşlılığa verelim şu suçumuzu, az okumanın suçu. Bu zihinde haşir oluyor ya abi, İsrafil Aleyhisselam. Yani zihin ne yapıyor biliyor musun? Zihnine geçiyor. Zihinle o aleme geçiyor. Zihin halit olduğunu şey yapıyor. 230'da mı ya? Bir bakayım. Kelime 19 diye baktım ama çok 19 var. Ya. Yok şöyle, Barla yaş yapacaksın şöyle. Manen o alemdesin mi diye. Manen diye. Çok kim o mektubuydu? Ya çok harika bir şeydi. Çok zamandan görüyoruz. Kimin mektubuydu? Kimin mektubuydu? Çok zaman bu mevzu baş soruyor. Sol tarafta en üstte olacak. Şöyle yapayım da. Şimdi değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Üstte yazmıyor mu? 189 aslında. 189 olabilir ha. Doğru söyledin. Ne bakayım? Tahir'in, Muhayyel'in. O değil miydi? O değil. Mektup değil. O değil mi? Tamam peki. Mesele anlaşıldı da. Şöyle bir defa müsaade edersen çabuk şey çizmişim. Bakalım bakmasana siz içiniz rahat etmeyecek. Aklınız derste olmayacak. Bulalım öyle değil. Kelime hatırlarsanız biz böyle geçen. Yani şu. sen manen de manen hazır yazsana. Manen. O.
Burada da vicdanı söylüyor. Bak diyor ki, aciptir ki eski saydığın kuvve-i ilmiye ve nazar aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatları senin kardeşin şuhudu kalbiyle, nuru vücutla gördüğüne tevafuk ediyor. Allah Allah. O da ayrı bir şey. Şimdi manen o alemler, o alemlerde, o alemde neyse. Bakayım kim bulacak ve bunu sana ders olsun Hasan. Evet, bunu unutmuşuz. Sen manen o alemlerde idin ki on dokuzuncu mektup diye yazarsan onu bulursun. 19. Barla'da 19. kaç tane? Ondan sonra 60 küsürüncü sayfaya bak. 60. 40 abi. 40 mı? Heh. Tamam işte. İkinci plaka. Tamam ya Rabbi. 40 kaçıncı plaka? Hangi şehrin? Şehir. Kırşehir mi? Tamam. Maşallah. O vekayide siz cismen değilse de fakat ruhen server kainat efendimiz hazretleriyle beraber ettiğiniz tasavvur ediyorum. Diyor. Değil mi burası? Evet. 40'a bakın abi. Tamam buradayım. Tamam ikinci paragraf. 139. Sözlere atıf yapıyoruz böyle. Tamam. Barla. 40. 40. Öyle atıf yapıyoruz arkadaşlar. Atıf bu. Heh. Nasıl diyor? Şuraya bak. O vekayı. O vekayı da siz, yani o ceyran eden hadiseyi, siz cismen değilse de Resulullah'ın zamanında değilsiniz. Fakat ruhen, serveri kainat Efendimiz Hazretleri ile beraber ediniz tasavvur ediyorum. Zira o vekayayı meskulenin künyesiyle, mefkisiyle, ananesiyle katiyen müşahede ve ol vecihle nak ve tahrir buyurduğunuza kani ve kailim. Sabri, Hüsrevabi değil. Şaşırmıştım, Hüsrevabi'nin olmaması lazım diye. Demek ki sahakaten öyleymiş. Ve devam ediyoruz. Manaları oraya dedik. Ha, dimağa ait değil, maneviyat kuvveti zihinde oluyor. Manevi adam güçlü. Maneviyatı güçlü, zihinde oluyor. Ve maneviyata anlatırken ekseriyeti mutlaka zihni kullanıyor. Mesela maneviyatı anlatırken gene sözler 481'de diyor ki işte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar, akıllar demiyor. İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetiyle yerler ve gökler Rabbinin maziyatını anlamaya müteveccih olduğundan. Burada ne anlamışız? Burada da zihni, kalpler ve ruhlar kategorisinde zikrediyor. O zaman evamiri tekviniyeleri ayat-ı tekviniye dönüştürüyor zihin. Kalp zihindekini alıyor, imana dönüştürüyor. Ayat tekviniyeyi aslında biz şu alem-i şehadettekine diyorduk. Şimdi zihindelere de ayat-ı tekviniye. Niçin? O ayat-ı tekviniye bu süreç. Kanuniyeti var ya bizde. Ayat-ı tekviniye kanuniyet insanda diyorduk ama neresi bilmiyoruz. Şey, kanuniyeti vicdanda mı? Aya mesela ayat-ı tekviniye sureti var. Peki sureti elma. Ama insanda da var hayat-ı tekvini. O zaman hakikatteki cennetteki olacak o zaman. Hakikati da, hakikat neydi? Hakikati şey yani cennetteki vücutlar da yani veyahut da şeyler, hayat-ı tekviniye onlar da. Hakikat mertebe. Hadi çünkü Esma-i Hüsna, yani, hakikat Esma değil miydi? Esma. Esma'nın azami tecelli yeri cennettir. Yani kendisi arşlıdır. O zaman vücud haricisi ayet hakikatları cennettir. Yani ayet tekbirini şu an suretini söyledim. O zaman yazalım. Yazalım iyi olur. Evet tabii. Şu yazalım ben şöyle söylemiş oldum. Şimdi şey ne olur? Burayı silebilir miyiz? Kafırım siler misin? Şu abi şu tarihi de sil. Artık şunun hükmü kalktı. Şunu da kalktı. Her şeyi sürelim. Hemen şey yapalım. Allah'ım içinde konuşursan neyin yazacaktık? Ayat tekbiriyenin sureti. Ayatı ben burada da yazayım da o sinerse suyu. Tekbiriyenin dimağı konuşursan ben
sureti, kanuniyeti. Yazar mısın Gafur? Yazıyorum abicim, hemen bir saniye. Şurayı bir sileyim. Yani seni sırf silmek için kaldırdık, kandırdık. Bir de yazı yazdırıyoruz. Adem ve vücut. Ha? Adem ve vücut. Adem ve vücut. Sureti mevcudattır, mevcudat. Hayatı tekbir ediyor. Alem şehadetteki mevcut. He. Mevcudat diyeyim ama şöyle parantez aç. Alem-i şehadet. Alem-i şehadeti de içine girip sizin tayin ve tasar serbest bölgendeki. Değil mi bizim? O kanun. Zihnimizdeki ne kanun demeyeceğiz mi? Yani, zihnimizde dirilene kanuniyet. cennetteki alem ahiretteki vücutları hakikat. Hakikat oradaki de hayatı tekbir ediyor. Evet, evet, hepsi evet. O zaman kanuniyeti zihinde. Zihinde. Hakikati kalp. Zaten öyle diyor da usta diriliyorlar diyor. Zihninde diriliyordu. Ha. Hakikati cennette, cennet tire cehennem. Kalpte yani. Ondan sonra. Bir dakika. Kanuniyeti. Ondan sonrasını ruhta olacak. Çünkü zişur diyor. Osman. Zişurun zihninde diyor. Mahiyeti de kalp değil. Hakikati kalp abi. Evet. Kalp. Kanuniyeti vicdan. Kanuniyeti ruh işte. Evet. Kanuniyeti vicdan. Kanuniyeti zihin diyoruz. Bak şimdi. Hakikati kalp. Bak şimdi. Ben söyleyeyim. Bak. Ruh diyorum. Burası kalp. Vicdan ayırsan mesela kanuniyeti. İçinde ayırsan da sureti. Yapsın ben şey yapayım. Bak şimdi. Abi şuraya yazar mısın? Tamam. Sureti. Alem-i şehadetteki. Alem-i şehadet. Alem-i şehadette. Mesela bu da. Tamam. Kanuniyetinin hakikati. Ya bunun formülleri bunlar da edil içinde. Şu andaki kainatta yazıyorsunuz. Kainatta ve insanda diye ayırmamız lazım. Onu ayırırız. Bir kanuniyeti bizden diyoruz. Kainattır. Evet. Alem-i şehadet kainatta. İnsanda dima yazalım. Ha, divanda serbest bölge. Evet. Tamam. Alem-i şehadet şahit oldun. Parantez aç. Tamam. Serbest bölge güzel. O çok ihtiyaç vardı ona. Doğru. Hatta şöyle yapalım. İnsanda değil. Evet ya, insanda ya. Çünkü bu tarafta kainat. Bence bu tarafta kainatta. Şey kalpte yani. Akıl şeydi abi. Ben biraz daha ineyim şunu. Değil mi? Evet. Azıcık daha. İnsanda diye yazalım. Evet. Ayet tekniği niye? Baştan sonra var mı? Evet, insanda. Dima mı var? Cennet Cenab'ı. Bence yok. Oğlum neymiş tabii ya. İnsanda serbest bölge mi diyelim? Dima de bence. İnsanda serbest bölge. Dima desek daha doğru değil mi abi? Ana şey. Yok yok. Serbest bölge. Suretler orada. Dima yazmamız lazım. Niye? Yok. Mertebeleri mi diye? Evet. O içinde hususi olursa ama serbest bölge. Sil onu serbest dima yaz. Kanuni hususi serbest bölge olur. Anla. Biz içini konuşmuyoruz. Sistem. Tamam. Ana yapayım. Suretin sureti. Dersen o zaman. İçinde. İstersen dayanamayıp dima parantez içinde yapabilirsin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Peki dima, insanda dimadaysa. Sureti. Sureti. Kanuniyeti, hakikati, ayeti. Yaz. Kanuniyetini yaz. Al çarşıya. Kaç oraya. Akıl dersin. Oraya yaz. Zihinde. Orada değil, sağda zihinde. Nasıl olursa bunu yapar. Kanuniyetle kesişmesi gerekmez mi? İnsanda olacak çünkü. Hep ikisi kesişecek. Kanuniyetler. Kanuniyeti kesiyor, bu insan oluyor. İnsan değerlendiriyor. Zihin oluyor. Sonra onu yapar. Şuraya yaz. Zihin yaz. Zihin yaz. Bir yapalım. Kargasını da değil. Zihinde de yok mu? Zihin yaz. Zihinde mi? Ondan sonra insanda o vicdan yazacaksın o zaman. Vicdan abi, vicdan. Parantez aç yine. Parantez aç. Vicdan. Aslında parantez. Ters. Tam ters sola yaz abi. Tam ters yap. Zihni sola yaz. Yapacak bir şey yok. Bunlarla uğraşmaktansa silerim yaparım. Sen yaz abi. Niye vicdan yaz. Vicdan yaz. Gafur abi. Aşağıda kalp yaz abi. Şey kavgalarda öyle oluyor. Tamam kalp tamam. Yazar. Kalp öyle yapalım. Sonra aşağıda sonra parantezin içine istediğin yer. Ya bir ha şimdi yaz. Serbest bölge. Dima aç parantezi. Serbest bölge. Ha şimdi o kadar dünya var. Tamam. Tamam. İşte yaz abi. Kavga olmasın. Zihin. Zihin yazıyoruz.
Kalpte ne diyeceksiniz? Kalpte vicdan. Şimdi yukarıda ette hayatı yapıp aşağıda alacaksın bakalım. Latife insan. Latife insaniyet. Aynen. 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 Latife insan. Aynen. Aynen. Onu biliyoruz zaten. Latife. Sonra ayrılacaktı tanıdıkça. Yani ayrılacak abi. Tabii bu Latife insaniye epey yaptık öyle. Ruh'ta da zişur. Öyle diyor. Evet. Sari. Zişurun zihninde diyor. O da vicdan ve Latife-i Rabbani yazdı. Hani Tarat-ı nerede okuyorsun? Vallahi okudu ya. Vallahi okudu. Ama Hasan Ali olmasaydı siz okuyamazsınız. Maşallah çok güzel okudu abi ya. Çünkü öyle diyor. Zişurun diyor şeyinde, zihninde diriliyorlar. Keşke bunu biraz alıp duyarsın. Bunu yazayım. Tamam. Ya. Tamam tamam. Bir şey yapma dur. Abi şimdi... o zaman şöyle yapabilir miyiz? He. Zişur kanun hani var ya ruhun dört özelliği. He. Zih hayatta zişur kanun emri vücuda halice. O zaman buna da uygulayabilir miyiz? Yok yok hiç yapma. Karşımıza karıştı. Şimdi kainatta bu uygulayalım. Tamam. Mevzu şey mesela şuraya hemen yaz. Evet, arş. Evet. Arş. Bu neyse arş azam. Arş azam. Oraya ne yaz? Arş. Vicdan. Cennet, cennet. Alem-i melekut. Bak vicdan neredeydi? Daire ilimde miydi? Daire hayatta mı? Hayatta da. İş yapmayalım diye. Erba. Vicdan bakayım. Vicdan diye geçmesi lazım. Niyet, bir daire defterleri, bir mukaleler, yok yok, misal mana, Allah Allah, vicdan, kanun, fıtrat, ha vicdan, daire ilimde. Daire ilimde. O zaman dur, ona şey yap, alem-i şehadet, arş dedik, şey, kanuniyeti insanda ya, kürstür o. İnsan insan yapan, vicdansız diyoruz ya, insansız diyorsun. Şuraya kürse lazım. O manada insanın o şeyleri var ya, levame, mülime, mutmaine, emar hepsinin kürs, tamam. Kanunet kürs, melaike o zaman kürste. Çünkü İsrafil ya. Ama kürs, şuur. Şuur İsrafil. Mikail Aleyhisselam. Evet. Kürs de Mikail Aleyhisselam. Hayır. Kürs Mikail Aleyhisselam, arş İsrafil. Tamam işte evet. Kürs kanuniyet, Mikail Aleyhisselam melekler kanuniyet. Tamam nereye yazayım? Ne mi diyorsun sen? Yani doğru, 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 doğru. He, hepsini oturdu da. Yani. Şuraya şeyi yazayım. Alem-i Şehadet'e. Ne yazıyorsun? Melekleri yaz diyor abi. Şu dört melekleri de buraya oturtmuyor. Yok o çarpmayalım, hiç de çarpmayalım. Bak şimdi, bunun mantığı şu. Bak. Hayat-ı tekvini insanda, dimağda, vicdanda. Niye? Aleme uygularsak bu beşeriyet, beşeriyette oluyor. Yani geneldir. Ve o da zaten Mikail, zişur ya. Mikail'in şeyidir. Ondan sonra arş şeyin, İsrafil'indir. Burası da Azrail Aleyhisselam'ındır. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Şey, aşağı şey ne dedik? Kalkatına ne dedik dediniz? Demek ki ben de yazayım şunu. İsrafil Aleyhisselam, kalp. İnsanda dima yazıyorum. Arşerin hakikati cennet, cehennem desek orası arş sayılır mı gene? Şöyle aç parantezi, arş sayılır. Arşın en azami tecellisi ya. Cennet, latife ya. İnsani. Yani o zaman çok anlam bulmaz o yazmazsak. Yazılması lazım. Niye cennet, cehennem yazılması lazım. Yani ebedi, hayat ebediyede tabii. Hayat tekvinliğe hakikatları ile devam edecek. Şu. Tamam. O zaman sen burayı cennet yaparsan. Yani biz şeyde cennetteki yediğin meyve, yediğin evet. İşte ağaç gezdiğin köşkler, möşkler orada da bir şey var değil mi? Mevcudat tamam, var. Doğru. O mevcudat hayat tekniği değil mi? Bir cismaniyet mertebesi var. Cismani olacak zaten. Evet abi. Evet. Ha orası da o zaman bu hayat tekniği ise orası da hayat tekniği. Ama buradaki suret şeklinde oradaki hakikatıyla artık. Ama nerede hakikatlaştı? İnsanın zihninde dirildi. O, yani zihinden geçerek bütün orası oluştu. Cennet'e bütün orası. Ama orada da zihin çalışacak mı hala? Çalışması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şu an zihin çalışacak. Zaten senin orada var eden zihni. Alem-i Şehadet'te kürs, beşeriyet, arş, cennet, cehennem, celal ve cemal tecellisi. Arş-ı Azam demek cemal ve kanuniyetleri. Tamam evet. Bir daha, kainatta olursa hayat-ı tekvini alem-i şehadette,
Kürs ise beşeriyettir. Yani emmare mülüme mutlaka, yani zıtların cemiyidir. Orada şuur oluyor. Arş ise cennet ve cehennem azami derecedeki vücud haricileri. Arş azami ise vücud harici cevher ve kanuniyetleridir. İnsan da dimadadır. Dima dedim ama geneldir. Hepsi hissesini alır. Hayat-ı tekviniye geldiği zaman, ayva elmadan geldiği zaman, ama serbest bölgede suret buluyor. Oraya oluyor. Diğerinden sonra da alıyor. İlk muhatap dimağın serbest bölgesidir. Vicdanın zaten zihnidir. Zihinde diriliyor diyor. O sari. Ondan sonra zihinde, peki dirilince, zihninde dirilince nerede iman oluyor? Usta diyor ki zihinde dirilip iman oluyor diyor. Zihinde dirilen imana veya küfüre dönüşüyor. Balları mı? Bak şimdi çok açıktır. Okuduk. Ve okuyacağım herhalde. Ben defterimde okudum veya okuyacağım. Zihinde dirilip kalpte imana dönüşüyorlar diyor. İman oluyor. Lefi insanı ve ruh da zaten kendi söylüyor. Zişurun zihninde diriliyorlar diyor. Ruhun zişur sıfatında. Zihayattır, zişurdur. Kanun ve ucular. Ben bunları yazayım ben de. Ondan sonra şeyi devam edelim. Hasan abi bir özür dilerim. Sen yazın bunu. Sen söyle ben size. Zaten söyleyeyim abi. Şimdi ben az önce dersi başlarken söylemiştim ya Hasan abi. Zihin, siz dediniz ki zihni, zihin en çok vücuda gösteriyor mu dediniz abi? Sıfatlı ki vücuda mı bakıyor demiştiniz abi. Öyle mi? Değil mi? Yani siz bir yazın daha bir. Vicdanın da oluyor. Bir doğru yazma. Bilmen yakın suretini bir hakka yakın. Peki hani ben buluyordum, biz yapıyorduk. Niye yazıyoruz? Sen de ben de, siz de ben de. Hani biz mi yapıyorduk? Yani bu dersi biz mi yapıyorduk? Niye yazıyorsun be kardeşim? Bildiğim şeyi niye yazıyorsun? Aslında biz de ortak etmeye çalışıyoruz. Hiç uğraşmayın boşuna. Hani bir, peki hadi ben yaptım bir diyelim. Peki niye yazıyorsun? Hani biz yapmıştık. Sonra gidiyor vallahi hiç. Evet. Bize ait olmadığı belli. Kesin. Geliyorlar, uğruyorlar, gidiyorlar. Aa, doğru diyorsun. Bizim buradan çıkarmamız mı? Bize ait değil. Aynen öyle. Ruhuna yazmak için biraz çabalaman gerekiyor. Okyala yapışır yapıyor ama değil mi? Tabii. Şeyler oluyor da. Birileri senin adına muhafaza ediyor. Tabii. Nehre muhafaza. Soruyordun ya Almanya dostu abi. Onlar yani bize gelince ne oluyor? Yani biz yazacağız. Siz tek bir kez mi yazacaksınız? Bunu kaydedersen. Yok, sonra sen söylesin kaydet şu diyor. Abi. Tamam. Doğru yoluyuz. Maşallah ya. Acayip. Şey de var da. Yani şu an nehir akıyor biz oradan. Akıyoruz ya. Aynen. Onu demiştik ya bir ara. Nehir akıyor, alabildiğin senin yanıyor. Sensin. Evet, sen oluyorsun. O ne be? Senin değil, sen oluyorsun. Daha olur. Bak şimdi bir şey diyorum tek. Valla bak göreceksin. Kendini inşa ediyorum. Düşünüyorum mesela. Bu manalara şey yapan olsa, başka insanlar da olsa. Onlar da gene bunları mı yapar bu anda bu derste? Nasıl yani? O herkesin yani, şeyine göre farklı olacak. Nihayetsiz merakıklar. İstir adına göre. Baktırsın. Aynı şey, Cenab-ı Hak hiçbir şey istemiyor. Aynı bir tane, iki tane olsun istemiyor. Ufak bir. Mesela insanlıkta icatlar yapılmış ya abi. Bazı icatlar işte. Farklı yerlerde aynı icatlar yapılmış. Peki hadi devam ediyoruz. Hazırım şunu söylemeden devam edelim. Tamam söyle. Çünkü zihin zaten bilinçler bizim zihinle. Başka bir de şey yapsana gene bu mana geldi. Şimdi Hasan abi vücut an, falan diyorsunuz da tamam haklısınız öyle şey oluyor ama. Şey şu an şimdi, manevi bir keşfi konuşuyoruz. Onu zihin Hasan abi. Ampulü bulmak. Şimdi o üç yol var ya abi. Maddi somut. Üç yoldan bahsediyor ya Hasan abi. Elektriği bulmak. Kabre girmenin üç yolundan bahsediyor ya Hasan abi. Bizim konuştuklarımız. Bakın üç yolda da zihin var abi. Zihinsiz zaten şey, devam yok abi. Değil mi? Yani Adem de var zihnin içinde abi. Adem'in olmadığı yer yok ki. Tabi abi o zaman tekvin diyemez miyiz abi? Yani tekvinin bizdeki karşılığı sanki zihin olmuyor mu abi? Her şey orada vücut bulmuyor mu? Oraya çık, orada çık. Tamam işte hayata tekvini diyoruz. Kevin, tekvin işte. Ya, vücut dediniz de az önce. Vücut işte tekvini ama vücuda dönüşmüş abi. O artık kanuniyet yok orada. Vücudu var. Kanuniyetler yukarıda, tasdikte veya takulde, artık zihinde kanuniyet değil, vücudu var yani. Ayaktır ya. Diriliyorlar, konuşuyor, suret alıyor, şeytan gözüküyor.
Yani melekler gözüküyor, melekler geliyor. Tek bir şey, tek birin bendeki karşılığı zihin şey, diyorum. Zihinde, Adem'i de zihinde yapıyorum. Hadi devam edelim. Sure şeyde, Tahallül Tasavvur okurken de öyle öbür türlü diyordun. Ben diyor muyum? Tek bir diyordun gene. Ya, şimdi bak, tek biri, her şeyi sürekli dedim, her şeyi var. Hayır, dediğin doğru. Ama ne dediğinin farkında değilsin ha. Tekvin, kevn ya, vücud harici işte zaten zihinde oluyor işte. Vücud haricisi. Tekvin, kevnir yani, vücud harici, hayattır yani. Doğru söylüyorsun. Doğru, doğru söylüyorsun. Ama şey söylüyorsun, risk halindeki tabiri söyledin. O için şey yaptım. Bu insan şimdi aleminde, yani şöyle diyeyim, cennette her istediğin olacak, her istemediğin olacak ya. Hani evet. İstediğin geliyorsun, gidiyorsun, şey yapıyorsun. Şimdi burada da her şeyin sureti burada ya. Biz şimdi aslında alemimizdeki mevcudatı öldürüyoruz, diriltiyoruz, şekilden şekile sokuyoruz. Şu an onu yapıyoruz bak. Hakikatına geçtiğimizde de hakikatını yapacağız orada. Burada yapıyoruz çünkü. Evet. Vücut veriyoruz, yok ediyoruz, evet. Getiriyoruz, götürüyoruz. Şu an biz her şey alemimizde, mevcudat alemi. İşte tahayyülümüzde kesip biçiyoruz. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Yani sureti burada yapıyoruz. Evet. Düşün, orada da hakikatini yapacağız. Ha, orada İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, avam diyor, orada beklediğini havas burada yapar. Yapacağız derken yapılanlar, yapanlar var zaten. Yaşıyor yani. Mesela dağı kaldırıyor adam. Olmayanlar yapıyor. Bu mucize keramet burada oluyor. Mucize ve keramet nedir? O zihnin aktifliği, vücut haricisidir. Zihninde o kadar güçlü ki eline su akıyor. Yani zihin ediyor, oluyor. Keramet de öyle. Keramet nedir? Zihnin aktifliğidir. Allah. Mucizeler abi hep zihinle mi oluyor? Zihinle oluyor. Hani mesela diyoruz ya ne kadar güç. Mesela adam halter kaldıracak veya spor yapacak. Böyle hayal ediyor. Güçten mi yok? Bu adam ne olursa olsun bu kuvveyi, bir kuvveyi, bu enerji zihinde aktif oluyor. Güç yani, ayet. Tefekkür ise, evet bu zemindir. Tefekkür ise ulvidir, Müslüman'a aittir. O da zihinde diriliyor. Çünkü çok acayip bir şey ya. Vücudu harici, enerji falan hep zihinde oluyor. Zihin akla ait değildir. O kadar akılla iç içe ki akıl zannedilmiş. Onu gördüm. Aslan abi zihinde oluyor diyoruz ya. Zihinde olduğu için zaten tasavvurda oluyor da, zihinde oluyor da. Yani anlatabildim mi? Hakikati var da zaten o tahayyül tasavvurda da oluyor ya. Yani. Başka mümkün değil. O kadar fenafil dima olmuş ki zihin, o kadar zihin akıl olmuş ki fenafil akıl, o kadar ilim ve tasdik olmuş ki zihin, fenafil, zihni tasdik zannettik, akıl zannettik. Yani neye benziyor? Şöyle düşünün. Müddin Arabi'nin yaptığı hata, yani düştü hata. Temmuz Ağustos'u düşünün. Geçmesin lazım. Temmuz Ağustos'da gündüz ortası güneş vurdu. Temmuz Ağustos'da güneş vurdu cama. Cam gözükür mü? Cam gözükmez. Böyle aynaya baktığın zaman ayna gözükmez. Tamamen güneştir. Şimdi o parlaklığı görüyor. Orada aynayı görmek çok olmaz ki. Göremezsin yani. Ancak Kur'an'ı bir nazarla, evet bu adam dedi ki o gözüken güneştir. Kur'an'ın şeyiyle bağlı olanlar, imamlar, asim imamlar hayır diyor. Evet güneş gider ama onun arkasında bir cam var diyor. Hayır ne camı diyor, kendisidir. Çünkü cam gözükmüyor. Müşahadeatına, şuhuduna tabi olmuş. Kur'an'ın nazarıyla baksaydı onun arkasında ayna olduğunu görecekti. İşte böyle yani. Yani o ayna zihin aynası diyor ustad. Zihin aynasında diriliyorlar. Zihinde güneş ortaya çıkıyor. Dima devre dışı mı kalıyor abi? Hayır. Orada? Dimadakilerin vücuda ayat-ı tekviniye dönüşüyor. O kadarcık. Güneştir demesi yani dima mı devre dışı bırakıyor? O devre dışı yapmış. Evet, Muhyiddin Arabi için diyorsun. Evet. Onu bırakıyor. Devre dışı kesmiş. Ne bu ya dedi ya. Ne Cebrail diyor ki hayır bu, evet. Budur diyor. Hasan abi. Sürette hakikate geçmiş. Evet geçmiş. Yani zahirde hakikati. Hakikati zahirde görmüş. Aymış. İlginç bir şey. Zihninle dirilebilmesi için ayet gerekiyor. Ayet böyle maya gibi, şey gibi, ruh gibi, nefes ruh gibi. Yani onun oluyor. Yani şey olmuyor. Olmaz. Ayetsiz dirilmiyor. Ayetsiz bir ulvi şeyler dirilmiyor. Sıfırlar diriliyor.
Ha, o ademi olduğu için. Evet, bunlar deliriyor. Mesela kafasızın kafasında bu işte. Vay be. Yani ayet işte sadasıyla dedi ya, aslında evet. Ayet yani nefirun mayalıyor şey kardeş, mayalıyor. Maya gibi o zaman zihninde dirilme oluyor. Bütün alemlerin şeyi orada, haritası zihinde var. Navigasyon mesela cep telefonuna geldi. Cep telefonu, sen haritacısın. Burada harita var. Navigasyondan sinyal geliyor. Sinyal geldiği yer aydınlanıyor, o haritayı gösteriyor. Yani haşa uyduya Allah navigasyonun o şuağına ait bu telefon, beden, buradaki senin harita, zihin, vurduğu zaman zihninde diriliyor, harita ortaya çıkıyor. Ve senin nerede olduğunu gösteriyor. Ha, şöyle dima senin hayetsiz olmaz diye söyledim bu misali. Navigasyon haritası. Zihinde harita var. Dima ise senin hangi zamanda olduğunu gösteriyor sana. Evet. Hangi zamanda, hangi yerdesin? Harita zihinde o zaman. Dima yerini gösteriyor. Mesela diriliyor diyoruz ya işte zihinde. 121 şu olabilir insani berzah. Evet. Zaten vicdan berzah. İşte berzah bu. Ölmeden önce abi bu köprüyle geçebiliyorsun. Burası yani. Daha ileri geçeceğiz de şimdi diyor ki yani zihnin tamamen dirilme yeri ya. Tamamen. Vücut haricisi yani. İlmi diriliyorlar tasdikte. Meleke maliklerimiz güç haline geliyor taakkulde. Ama zihinde bizzat vücut haricisi. Aslında abi o dimadaki Hızır oluyor zaten de israfıyla şey dönüyor. Akıldan daha çıkmadık ha. Aklı okuyurken hani bütünsel söylüyorum. Yani aklın neredeyse 1/3'sini okudum gibi her şey yarısını yani okudum çünkü şöyle bir defterin yarısı var şu anda. Yarısı rahat var. Bir tane böyle çıkar 400 sayfa. Ama atlayacağız diye çünkü muvaffak olamayız böyle okumayla. Atlayacağım fe. İşte o nazarla bakıyorum ki zihin hayat-ı tekviniyelerle çok güzel bir misaldir navigasyon. Bir de yapayım. Kimse bir şey konuşmasa iyi olur. Uydu Allah'a misal, telefon beden, evet, abi. Telefondaki yazılım ruh, evet. Yani o harita, tamam mı? O yazılım ruh, hayatı batarya, uydu, sinyal, hidayet yani ayet. Buraya geldiği zaman bu haritanın nerede olduğunu ışık yanarak sen de orayı görüyorsun. Buradasın. Tamam. Dolayısıyla harita burada. Orada değil. Orada şey geliyor. Ayet geliyor. Ayet ile zihinde diriliyorlar. Uyduyla burada diriliyor. Yoksa burada duruyor. Ayet ile zihinde diriliyorlar. Bu burayı zihinde ulvi kutsi şeylerin dirilmesi için ayet sinyali gelmesi gerekiyor. Ayet bil kuvvedir onlar. Bizdeki şey bilmiyoruz kelam ile ayet nasıl bir kuvvet demeyeyim. Bizdeki bir kuvvet buradakini vücud harici gül. Allah Allah. Oysa böyle bakman lazım. Burada diriliyorlar. İşte arkadaşlar bu ortaya çıkan gözüken şey harita zihindir. Zihindir. Peki nasıl dirildi? Navigasyonsuz yani uydusuz dirilmez. Ayetsiz dirilmez. Peki ayetsiz ne? Peki diğer ayetsiz dirilenler nedir? Navigasyon sözü girince normal haritadır. Nerede olduğunu göstermez sana, şey yapmaz. Genel bir harita işte. Adem şeyler. Şimdi biraz da gidelim, daha zihnimiz açılacak. Ne diyorum oraları görmeyi. Şuur abi kadere göre şekil almış olur. Yani kader mi şuura göre şekil almış olur? Şuur mu kadere göre şekil alır abi? Şimdi kader bizde değildir. Kader kainatın işletim matematiğidir. Tamam mı? Matematiğin hendesesidir. Şuur ise ona yüklediğin anlam ile değer alma bakışındır. Ama başka bir konu. 481 sözlerde işte o zamanda zihni nereye koyuyor bakın. Neyi kategorisine koyuyor. İşte o zamanda yani aklı kenara koydum bitirdim de zihin daha cami geldi değil. Aklın yarısında okurken de söylüyorum bunu. İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar, akıl demiyorum. Zihinler, kalpler, ruhlar. Bütün kuvvetiyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan. Şimdi burada ne anlamışız? Burada da zihin, kalpler ve ruhlar kategorisini zikrediyor.
evamiri tekviniyeleri ayat-ı tekviniye dönüştürülüyor zihinde. Bu çok önemli. Evamiri tekviniyeler zihinde ayat-ı tekviniyeye dönüştürülüyor. Kalp zihindekini alıyor, bak kalp zihindekini alıyor, imana dönüştürüyor. Akla ayetler muhatap ki, akla ayetler muhatap oluyor. Ne oluyor peki? Evamiri tekviniye dönüşüyor. Ayet geliyor, akıl kabul edince aklın melekelerimiz gelişiyor. Bu ne olur? Evamiri tekviniyeler oluyor. Zihinde işte bu akıldaki evamiri tekviniyeler zihinde ayat-ı tekviniyeye dönüşüyor. Senin cennetin de zihindeki dirilenlerdir. Zihnindeki dirilen senin cennet ve cehennemin ezeli ebedi rapt eden insandır. Burada oluyor. Ezeli ebede rapt eden kimdi? İnsandı. Akıl ve vicdanın zileşimiyle. Sözler, biraz da gideyim. 708, bir gaye hayal olmasa yahut nisyan basarsa ya tenas edilse, nisyan basar harici bir sebeple veya sen unutmaya yattın. Tamam elbette zihinler enelere dönerler. Bu da çok ilginç. Üç tane şey. Bir gaye hayalin olmasa veya nisyan basarsa veya kasten sen bu işten sıyrılırsan, bildiğin halde yapmasan, buna tenasi deniliyor. Şimdi buradan anladığım bak. Ben diyen meculdaki değil, tamam? Ben bak, ben diyen meculdaki akıl değil zihin. Yani şu bizde daha, öteki tarafa gitmeyin de, ben var ya ben. Ben derken daha çok bu dimağdaki bütün sistemi de kastediyor. Hani manevi olmayan bir insan, ben diyor ya ben. Ben yaptım, ben ettim, ben düşündüm, aklım ben çalıştırdım. Bunu diyen o meculdaki o ene değil, o manevi şahsiyet, o çok yüksek seviye. Bunun arkasında zihin diyormuş bunu, akıl değilmiş bu. Eğer zihnin gayesi olmazsa, bak, zihnin, bak bir gaye hayalin olmasa, eğer zihnin gayesi olmasa veya unutulsa, bile bile bilerek gafilane davranılsa zihin ben merkezde olur ve aklı da kendi merkezinde çalıştırır. Ya ben olan ben diyecek kişi, zihin, ya da zihin ben diyecek. Yani ben olan ben var ya, bu ene. Ya o ben diyecek veya zihin ben diyecek. Bu nefs emmare değil, insandır. O Nemrut'la Firavun nasıl firavunlaştı? Zihnindeki dirildiklerine şahit oldu. Zihni pergele koyarak ben. Ben düşünüyorum, ben yapıyorum, ben diriltiyorum. Bunun sahibi benim. Kur'ansız olunca insan orayla firavunlaşıyor. Devam edeyim de akıl berzahtır. Zihin neticedir, tarafgirdir. Tarafgirin kendisine dönüştüğüdür. O olmuştur. Yani batıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlaldır. Aklı idlal demiyor. Zihin. Evet. Zihin tarafgirdir dediniz değil mi? Bitiyor yani, bitiyor. O tarafın kendisiyle haşır olacaksın diyor evet. Zaten. Mustafa abi o tasdikte hani tasdikten izana geçmemiz. İzanda kalbi onaylar vicdan diyorduk ama vicdanı geçmeden o şey var ya. Nereye karışıyor? Tasdikle izan arasına mı koyuyorsunuz? Yani bu şu an zihin mi orada devreye? Bak şimdi. Kur'an geldi. Şuraya geldi abi. Burada ilmi vücut aldı mı? Canlı ve ruhlu ve şuurludur. İzan oldu. İmtisal yani. Meyiller vesaire başladı. Buradan nereye iniyordu? Vicdana. Vicdana uğramadan şeye geçmiyor ki. Kalbe geçmiyor. Vicdana uğradı. İrade uğrayınca ne oluyor? Eylemsel olarak kendisini gösteriyor. Vicdana uğradığına delil namaz kılıyoruz vesaire. Zihne uğrayınca bir şey yapmıyor yani bu. Buradakilerin vücudu hariciye dönüşüyor. Yani canlı ve ruhludur. Mesela diyelim ki şöyle. Senin aleminde, itikadında melek yok mu? Vücudun hangi seviyededir? Tasdiktedir.
Sen şahit oldun mu melekte? Oturdun mu? Cebrail'i gördün mü? Veya melek geldi mi böyle? Yok. Yani vicdanımız da dirilmedi. İşte vicdanımız da zihinde. Bu meleklere kabul ettik, itikat ettik. İlmi vücudu oldu, olması lazım ya. Bu kainat nasıl idare edilecek? Yani tarak saçtan geçer gibi yıldızlar ve hücreler birbirine şey yapıyor da, yani bunun dizginini tutan, yani kanunların mümessilleri diyor 29 sözde. Olmasa bu mevcuda bu kanunları nasıl tutacaksın? Mesela TC Cumhuriyeti'nde kanunlar var. Emniyet, asayiş memurlar olmasa polis askeri kanunların işlevi olur mu? Olmaz. Diyor ki o zaman diyor bunun ilmi vücudu bu intisal şeyidir. Onun vücudu harici emniyet mensupları. Fakat bunlar farklı değil. Bunların bütünselliği zihinde canlanıyor. Melek görüyorsun meleği. Yani izandan sonra mı, izandan önce mi olur? Yani izana mı götürüyor, izan neticesi mi çıkıyor? Yok, izandan sonra gidiyor. İzandan sonra. Tabii. Aşağıya bütün yol izan kapısıyla gidiyor. Yani sonra, bak şimdi iradeye giriyor vicdanda, sonra zihne, his, sonra latife insaniye kalpte, iman oluyor, tekrar dönüyor. Eylemsel kendisini ifade ediyor. İltizam eylemdir. Yani ne diyor Kasta şey Hutbe-i Şam'ın 77'de? Kalpteki his ve vicdaniyatı olduğu için namaz kılar. Onun için sirkatten elini çeker. Ayet geldiği zaman aman elini çek der. Yani bu sistem çalışınca bu adamın basit veya iyi nasıl çalışırsa o zaman eylemi olur. İltizam eylemdir. İslamiyet iltizamdır. İman ise izandır der. Yani buradan gider der. Peki İslam, iman neydi? İzan. İslamiyet iltizamdır. Yani eyleme dönüşüyor. 39 mu? Sonra bunun kalitesi yükseltiyor. Yani kısaca senin sorduğun herhalde şöyle. Akla geliyor Kur'an. Tasdik oluyor. İzana dönüşüyor. İzan, bu tasdik denilmez. İzan oluyor. İzandan sonra zihinde diriliyor. Şey iradeye geliyor. İradedeki sistem aktif oluyor, ona girmeliyim. İzan sadece o zaman zihinde değil, diğer mertebeleriyle de beraber. Sadece tabii, zihinde... Tabii. Değil, değil. Şey olan... Yok, izan bir, iradeye veriyor, dal. Peki, zihine veriyor. Şeyi araya alabilir miyiz? Yani bu taakkulle zihin çok beraber dedik ya, akıl. Yani aklın tasdike geçme kısmında biz bir ara latifeyi insaniye onaylıyor demiştik. Acaba zihin de orada bir rol alıyor mu? Yani buradan akıllı buraya o, geçerken. O kısımda yani bir akılla zihin bir şey var ya. Acayip bir şey. Akılla zihin. Zihin nesi? Bir yakınlığı var. Yani aynı şey şeklinde ifade ediyoruz. Detayını şu anda bilmiyorum. Niçin? Hı-hı. Zihin toplaması yapmamışım. Hı-hı. Peki ne yapmaya çalıştım bu zihin? Zihine hı-hı dedim ki akılla beraber işlersek. Hı-hı. Zihni müstakil olarak nedir değil. Zihine beraber. Akılla beraber... Ya ne farkı var? İkisi de akıllım. Ben hatta daha sıfat, aklın sıfatı zannediyordum zihin. Değilmiş yani. Çünkü zaten usta bunu ayırmış. Akıl dimağda, zihin vicdanda. Bir kere, aklında diriliyorlar dememiş. Dememiş. Tamam. Ondan sonra vesveselerin nettir, zihinde diriliyormuş. Vesvese o pislikler. O şeyler orada diriliyor. Ha şekillenmesi tahayyül, o değil. Dirilme diyor. Evet. Şimdi bak devam edeyim de çok çok acayibime gitti, çok garip. Yani bir de şu var, ya eleman ya mecudaki, ben diyecek, ben. Veya zihindeki dirilenler diyecek, ben. Yani o maneviyatı olanlar oradaki o ben, hani şeytan dedi ya Halacı Mansur'a, sen de Enel Hak dedin, ben de Enel Hak dedim. Sen diyor veli oldun, ben niye şeytan oldum? Ne demiş o basit bir ifadeyle? Ben Enel Hak derken, ben Hakk'ım derken önüne diyor, sen şeytana diyor kendini koydun, ben önüme onu koydum. Yani bunu diyen, tefrik eden zihin. Eğer zihin söylerse, sırf Kur'ansız olursa, şeytan oluyor. Akıl berzahtır, zihin neticedir, tarafgirdir, tarafgirin kendisine dönüştüğüdür, o olmuştur. Ne demek o? Batıl, bu... Sonra şu biraz. Batıl şeyleri iyice tasvir, safi akılları idlal eder. Diyor mu? Demiyor.
batıl şeyleri iyice tasvir etmek safi zihinleri itlal eder. Tam da zihin de ben aklı yaptım. Karıştırayım. Egzersiz olsun aklım. Yani batıl şeyleri iyice tasvir etmek safi akılları idlal etmez. Safi zihinleri idlal eder. Niçin tasvir şey diyor? Çok ilginçtir bak şimdi. Niçin batılı tasvir etmek, niçin haberler şerdir bu manada? Çünkü zihinde o anlatılan diriliyor. Batıl şeyleri tasvir ettiğin anda hayal ediyor, şekilleniyor ama zihinde diriliyor, diriliyor. Suret değil artık bu. Diriliyor. Orada diriliyor. Aklında işte melekeler oluyor. İşaret edeceğiz 60'ta diyor ki, daha ileri gidelim. Hasan abi, bu üçüncü yol hani falan, yolunu bu zihin ve şey sistemi uygularsak, bizde vücut alemleri diriliyor, zihin. Onlarda da adem alemleri var. Aynen. Zihin. Yani adem alemleri diriliyor, oradan geçmesin. Evet, evet. Aynen, çünkü Adem'i burada yaşıyor bu sefer. Peki ne oluyor? Zihninde, o doktorum, adem alemleri dirilirse, senin sağına cevap vereyim, senin sağınla alakalı. Bu zihninde dirildi mi o Adem alemleri? Hı. Peki bundan sıyrılmak için ilaç olarak ne içiyor? Kalp, intihar. İntihar kurtuluş olarak görüyorsa, intihar çıkışsa, intihar kalp ise kendisinidir. Mesela ilaç o kadar zararlı olduğu halde içiyoruz. Zehirdir, değil mi? Böbreğimi şey yapar, su içmemiz acıdır. Peki ilaç bu büyük baş ağrısı için aspirin içiyoruz. Katlanıyoruz bu büyükten dolayı. Peki intihar ile katlanıyoruz. Ne kadar büyük dehşettir zihninde işte bu. İşte fethul fi ibadi fethul cennet oluyor. O intihar ediyorlar. Evet. Dirilmesinden oluyor. O, yani, evet. Sıkıntılar kardeşim Müslüman da yatağıdır, tasavvurdadır. Çok azdır. İlime geçmez pek. Müslüman da buradadır. Adamın sıkıntısı zihne inmiş. Üçüncü yol ya. Üretimlerin neticesi. Tamam bitti o. Zihninde dirildi mi onun şansı yok. Onun o zihninden çıkması için intihar edecek. Şimdi geliyor değil mi? Hiç şansı yok. Sana bu şimdi zihnimizdeki dirilttiklerimiz ebedi hayatımızdaki şeyler oluyor ya. Aslında ebedi yani şöyle düşünün. Ben bir insanım. Varım. Böyle yok oluyorum. Buharlaşıyorum. Benden çıkanlar ben oluyorum. Tamam. Şimdi cennete gittiğimde de benden çıktı ya bütün o benim zihnimde dirilenler var. Tamam. Onlar benim hususi cennetim oldu ya. Evet. Benim bir elmayı yemem demek aslında o ben olan beni bana girip o elmaya girip onun esmasının hakikatına muttali olmam demek o lezzet almak. Evet tamam doğru. Yani ben olan benim çok ilginç. Elma mertebesine giriyorum. Yemek değil yani şu bildiğimiz bizim hani bildiğimiz gönderme faaliyeti değil aslında. Değil, değil, değil. Benim bana ait diyor o elma. Bende dirildi çünkü. Tamam. Dirilttim ben onu. O esmaya mülaki olma. Ha o elma da o esmaya mülaki. O esmaya mazhar oldun onun adı. düzeyde hayat düzeyinde lezzet. Elhamdülillah. O esma. Yani normal yemek değil yani. Benden çıkana ben olan bende diyorum ki şu an şu elmayla bir gireyim bir esmasına bakayım. Başka bir şöyle bir ya. Şey yapayım. Cennette de bu mülaki olduğun, kavuştuğun onunla... Çünkü sen ürettin zaten. O esmaya dönüşüyorsun. O esmanın da vücudu halecisi cennet oluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri işte bunu diyor ki şuna tam yeri. Avamın beklediği diyor cennet cehennemi diyor. Havas burada yaşar. Acayip. Ayeti de gösteriyor. Fethul fi ibadi ve fethul cenneti. Gireceksiniz demiyor. Gir diyor. O kadar ayet var ki bununla alakalı. Yani hazır zamanda söylüyor. Yani cennette şöyle yapayım, haşir meydan şöyle yap cennet. Allah'ın nazarında bitmiş. O zaman Hasan abi, alim-i gayb Mehmet abim yaptı ya. Alim-i gayb benim zihnimde varlığını devam ettiriyor. Benim şahit olduğum yer orası mı? Ezeli ebede dönüştürülen yer işte. Evet. Orası. Bak şimdi. Abi. Herkesin ama yok. Şunu yapayım de. Yok, tamam işte. Tamam. Bir cümle okumadım. Hasan abi, cümle okumadım. Isınmaya başladım sonra. Evamir veya hurafeler. Ha bak, evamir veya hurafeler girdiği zihinmiş. Evet. 110 muydu? Bak, evamirlerin ve hurafeler var ya bidatlar. Hurafe nasıl giriyor ya zihne? Neyse o da bir acayip.
Hurafelerin delil değil. Yani biz hep zihni daha mukaddes bir alan gibi hissediyoruz ama değilmiş gibi. Evet. Batıl şeyler iyi var tasvir ediyoruz. Batıl şeyleri tasvir etmek safi akılları değil. Zihinleri idlal ediyor. Zaten zihin idlal oluyor. Evet. O zaten idlal olduğu için intihar ediyor adam. Zaten zihnimizde başka başka şey geldiği için teneffüs istiyoruz. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dima 110'un dersin ikinci. Ara teneffüsünden sonra. Son şeyi okumuştuk. Orada kaybolmasını istemiyorum öyle. Birinci dersin sonunda. Evamirlerin veya hurafelerin girdiği zihindir. Orada. İşaret edeceğiz. 60'da diyor ki o şeyin zihinlerde tecessüm etmesine, bak orayı kaçırmamanız lazım. Osman yaz istersen. Tecessüm. Zihinde tecessüm ediyor. Ha, cisim. Sormuştum ben size hangi vücut mertebesi diye geçen gidersen. Yani ilmi bir vücut değil, aslında tecessüm diyorsa. Tecessüm. İlmi vücut değil. Değil, daha ilerisi. Cismaniyet mertebesi. O şeyin zihinlerde tecessüm etmesine ve akılda hazır olmasına, hayalde mahsur olmasına sebep olduğundan. Yani hayalde mahsur, has kılıyorsun böyle. Bunu zihinde bir şey dememişim şey, tecessüm etmiş, cisimleşmiş. Hayat-ı tekviniye dönüşmüş. Efendim akılda hazır olmuş, bak mukayese ediyor zihin akıl. Hazır olmuş o kadar. Hazır oluyor, hayalde mahsur oluyor. Mahsus. Mahsus. Mahsus he. İşaret edeceğiz 125. Biz yapmadık ama başkaları yapabilirler diye zihinlerine gelen vesveseyi def etmek için. O kadar var ki zihnine vesvese geldiğine. Ondan sonra şeytan vesveseyi kalbe atıyor. Kalp kabul etmiyor. O zaman vesvese nerede hasıl oluyor? Dimağda vehim var zaten. Vesvese de gelebiliyor dimağa. Çünkü lüme-i şeytane kalbe atınca kalp kabul etmiyor. Zihin de vesveseye dönüşüyor. Alışveriş olduğu için zihnin dimağla. Sonra şuradan dimağın zihin mertebesi sonra bu tarafa atıyor. Bu tarafa ilk önce şuraya atıyor tabii. Buraya değil de. Şuraya atıyor şeytan. Burada ne oluyor? Vesveseyi atınca burada vesvese vehimlere dönüşüyor. Yemedi ya vesveseyi. Malum. Şimdi diyor ki o zaman vesvese kalp kabul etmeyince vesvese oluyor. Peki zihinde oluyor. Yani vesvesenin şekillenmesi. Vücut haricileri zihinde oluyor. Kalbe demesinin sebebi dimağa göre vicdanın kalbe yakın oluşundandır. Daha yakın. Dimağdaki ilmi vesveselerde, ilmi vücutların zihinde vücudu haricileri ayat-ı tekvine dönüşüyor. Şimdi bunu daha ileri götürüyor. İşaret edeceğiz. Sayfayı unutmuşum. O kadar heyecanlı yazmışım ki. Bak sayfayı unutmuşum şeyi. Odaklanmışım hani. Bak sayfa yok. Neresi Allah bilir. Bakayım ama. Bir baksana. İşaret edeceğiz 125'ten sonra. O zaman-ı mazi ifade ettiği cihetle. Zaman-ı mazi bak. O kadar cihet. Bunda çok heyecanlanacaksınız. Bu 200 ufak. Sayfa. 200 mu? Bak burasında, burayı hep böyle dikkat-i nazar etmenizi istiyorum. Şesif burayı. Haseten. Bak. Zamani mazi. Neresi? Mazi. Mazimiz nerede? Hep soruyorum ya. İstikbaliniz de orada. Şimdi zamani mazi ifade ettiği cihetle sanki zihinleri geçmiş zamanların silsilesine götürür zihinleri, kişiyi geçmiş zamanların silsilesine götürür veya o silsileyi bu zamana getirir. Hani buradan yola çıkmıştık, kaya tabaka insani çıkarsa, hı hı,
biz zorluyoruz. Hayat, tabaka insani çıkarsa o alemler burada aktif oluyor. O alemler ya gidiyorsun zihnen veya o alemler zihninde hüşyar oluyorlar. Tamam. Bak ikisini de söylüyoruz. Bak zaman-ı maziyi ifade ettiği cihetle sanki zihinleri geçmiş zamanların silsilesine götürür, zihin götürür veya o silsileyi bu zamana getirir, izhar eder ki ortaya koyar, hazır eder. Zihinler, evet zihinler, o zamanlarda vuku'a gelmiş olan hadiseleri görsünler, zihin. Şimdi ne anlamışım? Çok ilginç. Geçmiş zamanın zeminidir zihin. Sanki zihin mekana bakıyor. Evet, tahayyül mekanın, onu da söyleyecek. Mekanı hayalimiz oluşturuyordu ya, bu misali vücutlardır. Zihin ise bundan Allahu Alem çok kuvvetli vücut mertebesini burada oluyor. Sanki şimdilik tam bilmiyorum ama kayıt düşmüşüm. Zatı sıfattan olan vücudun bizdeki karşılığı zihin. Allahu Alem. Çünkü bu her şey burada vücut buluyor. Evet, mantıklı. Çok acayip. Buyur. Ki delilim ne de? Ki Bala 264'te mertebe-i rububiyetin, Allah'ın kainattaki icraatı fiil, dirilmeler var ya Osman'ın. Evet. Bu bekleyince evet, eylem. Evet. Mertebe-i rububiyet, delilim. Mertebe-i rububiyetin hallakiyetini, vücudu haricileri demek, azami derecede zihinlere sıkıştıramadıklarından ve sırr-ı ehadiyetle her şeyi bizzat kabzayı rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve irade. Bir, kudret, ihtiyar, irade ile vücut bulduğunu kalplerine tam yerleştiremediklerinden. Peki Allah'ın rububiyetini, fiiliyatını yani. Nerede hallak oluyor? Halk ediliyorlar. Zihine sıkıştıramadıklarında, zihinlerinde hallakiyet oluyor. Onu anlamak manasında değil diyorsunuz. Anlamak şey değil yani. O düşük o. Anlamayı zaten yukarıda söylüyor bu mektubun üst tarafında. Sonra buna da bir delil. Bak başka. Ama o kadar var ki gene. Bir tane aldım. Keşke değerlerini de yazsaydım. Mesela Bala 338'de bana kuvvetli bir sabır. Baba manaların, bu manalar nasıl gelecek? Sorularımıza cevap. Böyle. Arkadaşlar bize bunlarla meşgul olup da gelecek ya bu manalar. O alemler bize gelecek. Alemimizde aktif olacak. Ne yapalım ki olsun? Cevap. Bana kuvvetli bir sabır. Bir de bir tecridi zihin ihsan etsin ki düşünmeyeyim. Yani zihnimizi tecrit etmek, yani bloke etmek mevcudata, haberlere, işte filmlere, şunlara, bunlara, sabahlara kadar oturmaya zihnimizi tecrit edersek, zihnimiz bu manalara açık olur. Yani bu... Tamam mı? Bu manalara mesela derse geldiğimiz zaman sabaha kadar kim oturdu belli oluyor. Hadi ya. Vallahi bak. İnan oluyor. Eyvah. Yani boşuna bu laf denmiyor. Dayanamayacağım, söyleyeceğim. İşte zihnini tecrit etmesen allak bullak olur. Alemi peki fiilen söyleyeyim sizi psikolojisi. Kontrolsüz duygularınız olur. Niçin? Çünkü kontrolsüz yaşıyoruz. Kontrolsüz yaşayanın kontrolsüz, kontrollü davranış gösteremez. Bir daha. Kontrolsüz yaşayanın kontrollü fiiliyatı, yaşantısı olmaz. İmam Azam'dan çıkıyorum bu yolu. Diyor ki, gireni veya dokunma. Gireni, girenleri kontrol edemiyorsan sadece hangi, yemek değil yani. Haşa.
hangi yolla çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin. Çünkü kolay yapamadın. Mesela şöyle, ben YouTube'a, internetlere girmeyi beceremiyorsam, girmemeyi, içeride dolaşırken kontrolü hiç beceremem. Yani plaja gireyim mi, girmeyeyim mi, gücün yetmiyorsa, girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Bu kanundur. Sonra fiiliyatın da kontrol, onun tezahürü olacak şeyleri kontrol etmek yok. Edemez, edemez. Anladın mı? Peki niçin bu meseleye girdim? Bir şeyi anlamlandırmak adına değil, eylemde gör. Bana diyor hadis tazik ediyorlar. İsyan etsin ki katliam yapalım. Ustada zulmediyorlar, zulmediyorlar. Yeter artık desin ki böyle çıksın. Ordu polisi çullandıralım. Onun taraftarları da yok edelim. Bir sebep arıyorlar. Ama diyor ki bana kuvvetli bir sabır verdi. Peki manalar nasıl geliyor? Tecrid-i zihin. Yani şu, ne dedi, nasıl diyor, ne yapıyor, şuna bak ya. Nasıl dönüyor, bu hareketi nasıl yaptı ya, arabayı nasıl dönüyor, şuraya bak ya. Bundan ne zaman kurtulursun? Dolayısıyla bu eyleme dönüşünü dönüş yaparsın, kavga gürültümü. Tecrid-i zihin olursa, Allah sana ihsan ederse, tecrid-i zihin ihsan etsin ki, düşünmeyeyim. Tecrid-i zihin yoksa kesinlikle düşüneceksin. Ben gayeyi hayalle çözüyorum abi ya. Hedefine bağladığın zaman sağ sola uğraşmaya gerek yok. Hiç. Anladık mı abi? Abi bir şey sorabilir miyim? Akıl gerçeği ve hayali ayırt edemiyor galiba değil mi abi? Şimdi hayalin bir şeyi var. Gelen resimleri hayal değil akıl. 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 Şurada bir tane çiçek var, bir de hayalden geldi. Hı hı. Bu hayalden geldi, bu gerçekten geldi, bu doğru değil demez. Gelen malzemeye göre tepki etki yapar. Peki bunu zihin diyebiliyor mu abi? Zihin daha araştırmadım. Yani zihni akılla şey, zihni zişurun zihinlerinde dediğine göre, yani ruhun dört sıfatı vardı, değil mi? Hı hı. Zihnin, şey ruhun, zihayattır. Zişurdu, kanuni vücud harici. Zişurun zihinlerinde diriliyorlar diyor. Allah Allah. Yani hiçbir şey şuursuz olmaz. Orada ne olduğunu kendisi biliyor. Mesela taakkul. Canlı ve ruhludur yani. Canlıdır kardeşim. Yani toprak tabakası cansız olacak, hayat oradan fışkıracak. Allah'ın en cami olan insanın duyguları, duygu ya bu can, akıl duygu değil mi? Can var yani. Hayattan yaratılmış bir kere. Bir, kainat ve şey hayattan yaratılmış. Kainat hayattan yaratılmış. Kainatın özü ne? Nedir kainatın özü? His, daha arkası şuur, daha özü akıl. Akıl hayatsız olur mu? Özün özü yani. Zaten öbürleri onun sıfatı. Zihne gelir. Zihin de aklın daha değişik mertebesi, üstün demiyor. Bir kere zihin vicdanda ve bir kere zihin hayatı tekviniye ya. Ama hallakiyetin olduğu, rububiyetin halk ettiği hallakiyet orada oluyor. Vücud hariciler orada oluyor. Yani cennet cehenneme buraya dönüşüyor. İlimden vücuda çık dediği yer olabilir mi o? İlimden vücuda ol. Vücuda çık. O zaman Gafur'un dediği sanki tekvin doğru gibi duruyor. Hani ben bu baktım da zihin vücuda bakıyor. Yani ya Adem'i vücuda koyacağız ya da tekvin... Ondan sonra peki geleyim şuraya onu da şey yapayım diye. Gafur'dur. Bak şimdi Gafur burası dinlesin. Şimdi tekvin içinde Adem var. Yani biraz da böyle akıllı araştırdıkça akıl okuyorum ya. Daha kesin değil ama bunu demek istemezdim. Şu Adem'in tekvini gördüm. Tekvin ol emri. Mesela ol kün feye kün. Kün feye kün. Ondan sonra oldu. Peki yok ki oldu. Peki olmayan nereye ol diyor? Kime diyor? Yok ki. Dedi de oldu. Demeden önce yok ki. Olmayan bir şey nereye dedi? Hı hı. Ol dedik diyor. Kime dedin? Adem'i.
Peki Adem'le vücut iki menzil gibidir diyor ya. Evet. Adem'in tabii ki tekvinde gözüküyor %5 ama bir baktım ki akıl okudukça vücudun içinde gözüküyor. Zatı sıfat var ya, vücut, beka, vahdaniyet sıralamayayım. Vücut deyince zatı sıfattaki vücuttan bahsediyorum. Tamam. Bir bak biraz böyle baktıkça Adem'in ve vücudun zatı sıfattaki vücudun içerisi gibi gözüküyor. Tekvin diyordunuz. Tekvin de %80-90 hala öyle. Fakat yüksek anladıkça sonra tekvin neyi olarak gözüküyor? Emretme makamı bu. Ol diyen. Fakat bu tekvinde gözüküyor diyorsunuz değil mi? Tekvinde ama kenarınızda kalsın böyle. Bakmak. Ha, sonra bak delillerim neydi tekvinde olması? Vücut vücuttadır. Niye Adem tekvindedir dedik? Adem'e diyor, yok ki ona diyor. Yani ondan delilimiz bu şeyi. Mesela Allah diyor ki ol. Kime diyecek? Vücuttakine demez. Adem onun için tekvinde. Evet. Ama orada da gözüküyor gibi gözüküyor. Acaba orada da bir formül mü nasip edecek Allah su başka bir sureti kanuniyeti hakikati mı? Vücudun sureti hakikati kanuniyeti mi? Çırpınıp duruyoruz ama şu anda kesin delirmiş o. Allah ol diyor. Oluyor. Peki kime diyor? Cevap tekvindeki Adem'e. Adem'den vücuda çıkarıyor. Tekvinden vücuda atıyor. Veya ilme atıyor. Bak bir sözüm. Aslında yani, ilme. Evet. Orayı da bir ilme atıyor. Netleştirsene. Ha bunu yapalım. Şimdi lügat şeyini yapıyor. Tekvin derslerindekileri ben toparladım. Bir özet böyle iki sayfalık. Şurada bir şey sıkıntı olmuş. Efendim ilim tekvinden çıktı gibi bir tabir olmuş. O yok. O yanlış. Şimdi bu son dediğiniz de beraber yapın. Şimdi mesela şu andaki. Şu an dediniz ya az önce. Adem'den çıkıyor dediniz ama sonra ilim dediniz ama ilim onu alıp çıkartıyor. Bu işte bu. Şimdi bu şu andaki şu. Şimdi şöyle yapayım. Sıfatı zatiye sıfatı subutiye mesela tekvin diyormuşuz, Adem'den vücuda çıkartır. Hı hı. Doğru. İlmi vücutları Allah kudretiyle dışarıya çıkarıyor. O zaman vardan var oluyor. İlmi vücut olarak olanlara vücudu hariciye veriyor. Bunu kudret yapıyor. Tekvin ise ilmi vücutları bile olmayanları Adem'den vücuda çıkartıyor. İlmi vücutlara çıkarıyor demişiz. Doğru. Yani şu. Onu alacaksın. Yani şu. Şu tabir olmuşsa yanlış olmuştur diyeyim. Hiç dağıtmıyor. Öyle yok. İlim tekvinden çıkmıyor. İlim sıfatı zaten bir sıfattır. Bir şeyde de ilim gidip alıyor, çıkartıyor. Alabiliyor ama aslında değil. Mesela şu. Şimdi ol diyor Allah, ol. Kün fe. Kimi diyor? Yok ki. Dediğinde zaten vücuda çıktı. Tamam mı? Vücuda bak bu. Ha o zaman tekvinin içerisindeki Adem'e, onun için Adem tekvinin içinde. Vücudun ama içinde Adem olmasın. Tekvin vücudun içindeki Adem'e söylüyor. Şimdi onun herhalde bir şey olacak yani biraz kafa. Tekvin, ben söyleyeceğim bir yorum var. Tekvinin içerisindeki Adem'e ol diyor. Ol deyince olunan nedir? Burada ortaya çıkandır. İlmi vücutlara dönüşüyor. İlmi vücutlara dönüşüyor. İlmi vücutlara da kudret vuruyor. Şu kudret de buna vurunca vücut harici için. İrade filan devreye giriyor, emir devreye. Tabii var. Yani burada üç tane şey. İlim, kudret. Peki o zaman emirde bu ikisinin arasında oldu işte. Ol emir değil mi zaten? Emir. Emir ol değil mi zaten? Mesela evamir, umur, mesela şey. Nasıl geçiyor külata çok geçiyor. Emir. Emrezil. Emrezil, emir. Yani emri. Şu arkadaşlar,
şu tekvinin Adem'e emir var ya emir. Emir, ilim, emir. İmam-ı Mubin'deki ilim, emir, ilim. Emir. O emir arkadaşlar, şuraya parantez açayım şuraya. Sizin şeyinizi alacağım. Emir ve irade. Adem. İmam-ı Mubin kitabı bin. Vücut. İlim, emir. İlim, emir. İlim, emir. Vücut, vücut, evet. O başka vücuttur, mahlur. Şimdi, tekvin emrediyor olmayana. O zaman şöyle bir yazalım mı? Tekvin emrediyor Adem'e. Tamam. Adem'e mi emrediyor? Adem'e emrediyor. Ol diyor. Kime diyor da bir şey olacak. Nedir o? 59 metrede diyor ki, vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır Adem. O zaman tekvin yazıyorum. Şöyle bir şekil gibi olsun. Abi. Tekvin, içinde olan Adem'e ol emrediyor. Ortaya çıkanlar sıfatı subutiye deki ilme mertebesinde atılıyor. Onu konuşuyoruz. Her şey zaten o zaman. İlim de zaten. İlmi vücutlara ne sanki o zaman da başka bir yere demesi gerek mi? Adem'e mi? Kudret ve iradi vücut Adem taal kiminizi gibi dedi mi? Luk. O zaman aynı zamanda kiminizi dediğine göre aynıdır değildi. Vücudu hariciyeye çıkıyor. Yanlışımı ve cümle eksikliğimi düzeltin. Silgilerinde olsun. Ben hem konuşayım hem yapayım. Tekvin kün emri var, kün emri ezelisi. Yani içindeki Adem'e kün emri ezelisiyle ol emrediyor. Görüyor musun Osman? İradeyi ilahiyeden gelen diyor, kün emri ezelisine. Bir yerde öyle diyor. İradeyi ezeliyeden gelen kün emrezelisine mümkün. O zaman bu iradenindir. 528'de öyle. Tamam, diyor. O öyle, tamam. 412'de diyor ki, emri kün fekün ile irade-i ezeliyesiyle, ihtiyarıyla icat eder diyor. 528'de de iradeyi ezeliyeden gelen kün emri ezelisine. Tamam, kün iradeden geliyor. Şimdi, o nasıl olacak o? Tekvin içindeki Adem'e o diyor, emrediyor. Tamam. Sonra o irade işe bakayım. Ortaya çıkanlar sıfat-ı subutiyedeki ilime atılıyor. İlmi ilmi vücutlara da şuna kudret ve iradenin iradenin kün emri ezelisi değil mi? Emri ezeli kün emri ezelisiyle ve kudretin önce irade görünür değil mi? Evet, ilk önce irade oluyor. Evet. Kudretin taallukuyla vücud-ı hariciye
C-Y-Y'ye çıkar. Bir de okuyorum beraber. O şimdi yanlış mı oldu? Yok yani şu var. Kün emri ezelisiyle iradeden gelen o yukarıdaki dediğiniz o kün emri ezelisi iradede geliyor. Tamam. Oradaki ol emretmesine o başka bir şey o. O kün şey ol o yani, değil o. Adı o zaman tekvindeki Adem ol demeyecek o zaman. İşte onu demek istiyorum. Biraz evet. Yani başka bir şey. Vuruyor diyorduk hani tek yani bilmiyoruz artık o tekvinde Adem'i vücutlar var. Tekvinde olan Adem'i vücutlara değil. Adem'den vücuda çık diyor abi. Ha şöyle. Bak öyle geçiyor. Bak şöyle. Adem'den vücuda çık. Kim diyor onu? Şey mi? Hangi neresi diyor? Tekvindeki. Yani onu bir düşünün. Şöyle da. Şöyle bak. Hadi dur yerim çıkarayım. Bak Adem'den tekvindeki Adem'i vücutlara vücutlar İli vücutlar şuraya kadar sileyim. 430'da var. Evet, Adem'den çıkıp vücutta meşeri sanatıma girmez. Vücutlar şuraya siliyorum. Şundan devamı bu. Osman şöyle. Bak, tekvindeki Adem'e vücutlar sıfat-ı subudiyedeki ilme atılıyor. Hı hı. Nasıl atılı bilmiyorum. Bir yerde şöyle demişsiniz ha. Abi, o bir nasıl ders bir şeyinde o da bir hani öyle midir diyeceğiz. Tekvindeki Adem'de ol emri çıkartmıyor. Ben buraya da tezatlık görmüştüm. Bir paralıkta öyle demişiz. Çünkü ilim oradan çıkartıyor, kendisini alıyor. İlim Adem'e bir vuruyor, ilim fışkırıyor. Adem'den malzemeleri ilim çıkartıyor. İlim malzemelerini Adem'den alıyor. Ha. Demişiz. Şimdi bununla o oldaki şey çakıştı. Yok olmaz iradedir. O yanlış. Onu kaldırıyor. Çünkü ol emri anladım. İradedendir. Şuradadır o. Artık bu sıbutu sıfattaki haldir o. Hmm. Bu değil o. Onu karıştırmışız. Tamam. Ha. Çünkü bir şeyin vücuda gelebilmesi için üç tane sıfat lazım. İlim, irade, kudret. O irade ol demesi, çık demesi ilmi vücutlaradır. Hmm. Ama cümleyi oku bak. İlim sıfatı Adem'den çıkartıyor. Onu ekleyeceksin. Evet. O zaman ben şunu şurayı okuyabilir miyim? Tekvinden ilim çıkmıyor, ilim çıkartıyor demişsiniz. Evet. Adem'e vuruyor, ilmi çıkartıyor, alıyor demişsiniz. Evet, onu şey yapayım, ben şey yapayım. Yani ben derslerdeki cümleleri bak, toplamıştım da. Bak, burada ilim tekvine tekvindeki yani o, ben toplayınca alt üstte bakıyorsun bir de öyle değil mi? Adem Dugat'a yazacağız. Ne zaman? Ne zaman? Adem'den çıkarttığı ilmi vücutlara vücutları ilim tekvindeki Adem içinden çıkarttığı ilmi vücutlara şurayı sil kolay mı bu işler? Tamam şurayı okusaydık daha şekillendirir abi. Şekillenir abi. Peki. Okuyayım mı? Oku. Bak şimdi. İrade-i ilahi kanunlarına kemal-i itiatte ve tekvini emri Rabbani'nin işaretine emir ver nefer ve emir kulu misülü fitri meyil ve şevk içinde ve ilmi ezeli ve hikmetin tayin ettikleri hattı hareket dusturları dairesinde ve ordu neferlerinden 1000 derece ziyade itaatli ve emir dinler ve emir kulu hükmünde olan masnuat hususan zihayatlardan bir tek ferdi Adem'den haydi vücuda çık vazife başına gir diye emri Rabbani ile ve ilmin tayin ettiği tarzda ve iradenin tahsis edildiği surette kudret ona mahsus vücut giydirip elini tutup meydana çıkarmak. Emri Rabbani söylüyor da tekvinden Adem'e bak kefeti mi yiyoruz? Emri Rabbani. Devil bak. İlim
Buradakiler nasıl dedi? Kim kime dedi bu? Burada dedi ki tekvindeki Adem. Adem'den evet. Haydi vücuda çık dedi. Bak burada da Sari. Adem'in tekvinde oldu. Evet. Ondan sonra tekvindeki Adem'e Emr-i Rabbani. Çünkü aşağıda kudret daha aşağıda söyleyecek. Evet. Heh, daha sonra. Mesela burası. İlim bile ilmin üstünde mi dedi? Adem'den vücuda çıkar. Evet. Tamam. İlimden üstün. Daha arkada. Yani kurgusu aslında Sarih bunu. Şey i̇şte Sarih bu. Neresiydi bu? 29 söz mü? Şu anlar. 659. Şu anlar. Sen bak bir daha. Şimdi orayı ben tasvir edeyim. Adem'deki tekvindeki Adem'e Emr-i Rabbani çık dedi. Emri küm feyküm değil. Ol demedi daha. Çık dedi. Vücuda çık. O var mı ifade? Var var var. Emri, tekvini Emri Rabbani. Tekvini Emri Rabbani'nin işaretine. Evet. İşaretine. Emri Rabbani'nin işaretine. İşaretine. Evet. Şimdi bak şöyle yapalım. İlim tekvindeki Adem'den çıkarttığı ilmi vücutlara iradenin kül emrezelisiyle ve kudretin taallukuyla vücut ilimleri diyecektim demedim. Vücudu hariciye çıkarıyor. Vücudu ilimleri aynı tarzda. Tam iradeyle sürete kudretli bir vücut. İlmin tayin ettiği tarz, iradenin tarzı. İlmin tayin etti, şunu ekleyeyim şu o zaman. İlmin, ama yok, subutu sıfattaki ilim. İlmin tayin. Ne diyor, ettiği mi? İlmin tayin ettiği tarzda. Ama o sonra diyor abi, sıralamada bakın şey var. Hiç detayına girme. Şimdi oraya girme, o hiç girme. İlk önce hiç diyor ki, Adem'den haydi vücuda çık, vazife başına gir diye Emr-i Rabbani. Tamam, işte. İlk önce Emr-i Rabbani gözüküyor. Evet, onun öncesinden de Adem var. Evet. Emr-i Rabbani'ye. Adem. Emr-i Rabbani şey ne? Emr-i Rabbani Adem'den vücuda çık diyor. Çıkın sonra ilim tahsis ettiği vücutlara ilim sonra geliyor. Tamam. O zaman oraya şöyle gene yapalım. Değil mi? Evet. Öyle. Emr-i Rabbani ile ve ilmin tayin ettiği tarzda. Bak. Adem'den çık. Evet. Şu alan 6.59 açalım hemen. 6.59. Bu değil mi? Başka bir kelime var mı burada? Emr-i Rabbani. Yok. Ha, Emr-i Rabbani. Rabbani ile tekvindeki Adem'den vücuda çık. Vücuda çık. Emr-i Rabbani öyle diyor. Evet. Vücuda çıkan ilmi vücutlara iradenin tahsis eylediği surette denin tahsis ettiği surette kudret ona mahsus bir vücut giydiriyor. Kudret ısınmayacak abi. Kudret ona mahsus vücut giydiriyor. Evet. İzahını yapalım. Şu. Emr-i Rabbani ile tekvindeki Adem'de vücuda çık. Çıkanlar nedir? Vücuda çıkanlar ilmi vücutlar. Evet. Evet. İlim vücutlara da iradenin tahsis ettiği suretteki emri kün feykün. Onu yazayım mı parantezi aç? Osman tamam. Çünkü iradeden gelen çünkü. Tamam, tahsis ettiği suretle parantez açıyorum şuraya. Emri kün feye kün ile
Yani bu şöyle yapacaksın parantez. İlmi vücutlara iradenin tahsis ettiği surette, suretteden sonra mı olacaktı bu? Tahsis edildiği surette kudret onu mahsus. Ha, şu cümle şuraya olacaktı. Şu. Hasan abi burada ifadede Sizin abi orada şöyle tam olsun ki kafa karışmasın. Emri Rabbani ile ilmin tayin ettiği tarzda dediğinde aslında bir sıralamadan ziyade şey var. Yani o oradan çıkıyor manasını vermiyor. Çıkın dediğinde komple beraber çalışıyormuş gibi. Yani ilmin tayin ettiği, ilim ondan çıkıyor ifade etmiyor burası. İlmi değil. Ama ilim oradan çıkmıyor, ilmin çıkmıyor. İlmin tayin ettiği tarzda. İlk önce ilim görünüyor diyor. İlk öncelik var mı? Var tabii. İlmin tayin ettiği tarzı. Önce ilim var. Yani sonra irade var. O emri Rabbani'den sonra ilmin bak tayin şimdi, ettiği tarzda... İlimdeki, şu ilim nedir biliyor musun ilim? Bir sürü şey var bu ihtimaller. Nihayetsiz. Peki, leysel fil imkan hep de bir makan. Bir şey yapılacak, Allah'ın bir gayesi var. O gayeye hangisi uygun? O değil. Bu diyen irade. İlimden seçiyor. Evet. İlimin içinden seçiyor, bu çıksın diyor. Hey bu şey, sen gel diyor. İlimle Adem'i anlatın şimdi. Adem'i anlatayım. İlimle Adem'i. He, ilimle Adem. Adem'i zaten anlatamam çünkü yok. Çünkü tekvindeki Adem. Evet. İlme çıktı. Nereye çıktı? Adem'den ilme çıktı. Tamam. O zaman nedir? Cümle yapalım. Emr-i Rabbani ile tekvindeki Adem'den vücuda çık. Yani bizim şeyimize şey yapıyor. Tabii doğru. Vücuda çıkan ilmi vücutlara daha kudret yok. Tabii. İradenin tahsis ettiği surette ki emri kün fekün ile ileyi ekleyeyim. İle kudret taluk ediyor ona mahsus vücut giydiriyor. Taluk ediyor. Evet. Bu. Doğru. Peki tekvinden biz demiştik derste ilim çıkmıyor, ilim çıkartıyor. Bunu nasıl diyeceğiz şimdi? Yani şu, bu şey, o yanlış oldu şöyle. Tekvinden ilim çıkmıyor. İlim kendisi çıkmadı. Müstakil. Tamam. Buradan hani tekvin çıkıyor. Ama içerisi çok... tekvinden çıkıyor. Adem'den alıyor. Evet. Manası nasıl alıyor? O da onu da ekleyebilirsin çünkü o da var. İlim canlı ve ruhludur öyle şey. Ben durduruyorum. Ey tekvin bana ne verirsen o mahkumum değil. Kendisine has buradan alabiliyor. Yani ama nasıl alacak? Tekvine vuruyor. Yani ilim şu, ilimle tekvin aynı şey değil. Tamam. Bir kere buradan Adem'den vücuda atılıyor ama yolunu çalışıyor, gözüküyor. Tekvin Adem'den ilme attığı gibi ilim dağılıyor. Sonsuz yani, nehir gibi akıyor. Sonra bu ilmi vücutlara, burada kudret yanlış oldu. Vücut... Sonra irade olacak şuraya. Sıra odur çünkü bu mevcudat kudreti ilk önce irade, sonra kudret. Şöyle. Böyle oluyor. Toparlıyoruz. Tekvinde bulunan Adem'den ilmi vücutlar atılıyor. Ama ilmi vücutların iki tane yapısı var. Acaba tekvinin attığı bir de ilmin aldığı var Adem'den. Bir neydi? Mümteni miydi? Mümteni, mümkün, madum. Madum. Ha, üç tane. Mümteni, mümkün, madum. Madum. Mümteni neydi? Ne şirk gibi, küfür gibi, zatında muhal olan. Zatında muhal olan. Yok kafasını. O Adem'idir. Burada. Ama
Bu da bulunuyor ki kafasına kadar gelmiş şirk gibi. Bu mümteni. Mümkün ise şu mevcuda. Mevcuda. Bir de neydi? Mağdum vardı. Onlar vücuda çıkmamışlar. Çıkmamış. 8 başlı mesela ona giriyor. Mümteni diyorduk ama o mağdummuş. Mağdum. Vücudu olabilir ama çıkmamış. Çıkmamış. Öyle bir şey yok. Şu duruyor. Ha, o zaman bak. Kafasızın kafasında şirk var ya. Hı hı. O bu vurup buraya atıyor. İlim ise kendisi mümkünatı alıyor. Yani 3 tanesiyle dolu burası. Hı. Ne dersen de. Mümkün, mümteni. Bir de şey, mağdum. 3 tane vücut var. Şimdi tekvinin adlı hangisi şu anda bilmiyorum buraya. Ama şöyle çalışıyor toparlarsak. Tekvin ayrıdır, ilim ayrıdır. Tekvin içindeki Adem'den ilme atılıyor. İlimde de mağdum mudur, mümtenidir midir, mümkün müdür? O tefrik kim ediyor? İrade alıyor. Zaten bir noktadan baktığınızda mesela tekvinle ilim karışıyor. Bir noktadan bakıyorsun tekvinle kudret de aynı şeymiş gibi oluyor. Evet, doğru. Bir noktadan bakıyorsun tekvinle irade de aynı şeymiş gibi oluyor. Zaten demiş. Zaten kardeşim. Aynen öyle. Sebebi şu. Yani, kudret halk ediyor. Bir makamda kullanıyor ki tekvin halk ediyor. Sebebi şu. Tekvin Adem'de halk ediyor diyelim. Yani çıkarıyor. Ama adam kudret adam. İse Adem'de vücuda çıkarmıyor fark. İlimden çıkarıyor. Kudretin sahası baktığı yer ilim. İrade de aynı şekilde. Evet kesinlikle. İrade ve kudret ilme bakıyorlar. Ey ilmim kardeş diyorlar. Ama ilim buraya bakıyor. Şuraya. Şuraya bakıyor. Yani bir noktada hepsini ihata ediyormuş gibi. Ha bak şöyle. Ki eder zat. Aa, peki, Osman. Zatı sıfatı, sıfatı, sıfatı kapsatsa ne olur ki? Yani? Ha bak böyle. Yani o zaman niye yani ilmi yoksa ondan çıkıyor mu diyebilir misin? Bak şimdi ters çalışıyor. Çalışıyor. Onun içine tekvini konuştuğunda vücudu da konuşmam lazım. Yani. Ama bütün zat-ı sıfatlar devreye... Bir daha. Yani. Arkadaşlar tekvinden vücudu harici çıkmaz. Vücudu harici kudret çıkarır. Bu sarihtir. Tamam, kudret harici, kudret ilmi vücutları. Hangi vücutları? İradenin tahsis ettiği vücutları. Kudret, iradenin ilimdeki tahsis ettiği çıkarıyor. Mümkün, mümteni, mağdum. Ondan seçiyor. Demek ki kudret, Adem'le işi yok. Kudret, ilimdeki vücutları çıkarır. Fark bu. Tekvinde halk etme özelliği var ama kudret gibi değil. Kudret, ilmi vücutları çıkarıyor. Tekvin ise Adem'den vücuda atıyor. Adem'den vücuda atıyor. Artık peki tekvin Adem'den vücuda atırken hangi mertebeleri atıyor? Galiba Allahu Alem ilimin tahsis ettiği, söylediği, verdiği şey mi ile atılıyor? Şöyle desek Hasan abi, zati sıfatla subuti sıfatı ayırdığımızda öncelik sonralık koyalım. Tabii ki öncelik. Zaten, ha, yani zati, önce zati sıfat. Şimdi tekvini konuştuğumuz yerde aslında ne ilim var, ne irade var, ne kudret. Hiçbir şey yok. Bütünlüğü tekvin, yani tekvin. Bütünlük manasında evet. Ve içinde orada Adem'i de barındıran bir şey var. Orada ilmi konuşamazsın, tekvin konuştuğun yok. Yerde. Evet, burada ilim yok ki. Ha, yani tekvin doğru. Yok da. Burada ilim yok. Ha, yani Adem vari bir durum var orada. Adem'den vücuda evet. Çıkartmanın bizatihi hali var. Evet. Ama artık sıfat-ı subutiye geçtiğinde artık ilim konuşabilirsin. Her o makamda konuşabilirsin. Kudret, irade evet. Konuşabilirsin. Evet, ama tekvini konuştuğun yerde daha ilim irade konuşma, kudret yok. Kudreti konuşma. İlim irade kudret yok. Çarpıyı koy. Hepsinin bütünlüğü tekvinde duruyor zaten. Evet. Yani şunu şöyle diyemez miyiz abi ya? Tekvindeki o çık Adem'den vücuda çık dediği ilk mertebe ilmi vücutlar. Çıkan ama. Evet, çıkanlar ilmi. Evet, o işte. Yok ama çıkanı değil dedik ya az önce. Çıktı. Çıktıktan çıktığı söylüyor. Şuraya gelmiş. Çıktı. Ha burada değil. Burada ilmi vücutlar yok. Çık dedi ama. Tekvinden çıkan ilmi vücutlardır de ilim demeyeceğiz dedik ya başta. Ha. Yanlış. Ama ilmin içerisindeki abi, şey. Nasıl unuttuk? İlim şu abi. Şuradaki ilim sistemi içinde mağdum, mümteni, mümkün vücutlar var.
Yani ilim derken bir sistem, taarruz, şey, yani taarruz değil. Sıralama değil, tekvin bütününü, ilim, irade, kudret, sen, basar, kelam, hayatı, hepsini birden tekvin, yani tabiri caizse kusuyor gibi böyle birden çıkıyor. Tamam, hayır, yani ben de diğer zat-ı sıfatlar var, sadece tekvin yok ki. İşte yani hani onu dedik de, diğerleri devrededir illaki, vahdaniyette devrededir. O, şey, sen şunu şey yapıyorsun, ilim, taakkul gibi bir şeydir, sistemin adıdır. Bu taakkul için akıl yok mu? Evet. Taakkul için akıllı. İlim sistemi içerisinde madu mümteni mümkün vücutlar var. Evet, ilmi olarak. He. Bu vücutlar, bu vücut. İlimde olduğu için ilmi vücut diyoruz. Hı-hı. Bir daha. Taakkulun içinde taakkul var. İlim içinde mümkün, mümteni madun vücutlar var içinde. Peki bu ilim sisteminin içerisindeki bu üç tane şeyi tekvin attı. İlmi atmıyor. Bir daha söyler misiniz abi? İçindekileri mi atıyor? Evet. O ilimle içindekileri atıyor. İlim denilen bir sistem işte. Ha, sistem diyorsun. Sistem. İçeriğini ayırdık. Müstakil mi? İçerisinde, içerisindekileri ne diyoruz? İlmi vücutlar. İlimde olduğu için. Ha, ilmin kendisi ayrı. İlmin kendisi ayrı. Tamam. İlmin kendisi ayrıdır o. İçindekiler. Mesela şöyle diyelim. Alim diyoruz. Adam ya alim. Hakikaten alim. Ama içinde neler var? Alim ayrıdır, malumatlar ayrıdır. Şey var, vehmi var, malumatlar var, bilgisi var, zanları var. Var da var. Ama alim. Ha, ilim sistemdir, taakkul gibi. İlmin içerisindeki mertebeler, taakkulun içindeki akıl gibi. O zaman Adem ilmin içindekiler... Şey de öyle ya, Adem'le tekvin de öyle. Tekvin Adem'in içinde, sistem tekvindir. Adem'i vücutlara kışkış diyor. Ondan sonra attı buraya, sistemin içine attı. O zaman ilmi vücutlar tekvinden, tekvindeki Adem'den çıkıyor diyeceğiz. Zaten tekvindeki Adem'den buraya atıyor. İlmi vücutları. İlmi sistemini atıyor ve orada attığına şu Adem'den üç kategoriye ayrılıyor Adem'den. Vücudu mümkün, mümteni, madun. Hasan abi burada şey var ya, sıfat-ı subutiyeti, ilim, irade, kudret, hani kelamı tazammını diyor. Bunlar ise kelam diyoruz ya burada. Sıfat-ı zatiyede mesela tekvim vücudu da böyle üçünü bir arada cem edecek bir şey var mı? Mesela burada kelam diyebiliyoruz ya buna mesela. Ha şunu, kelam. Şuna yani kelam. O tarafa geçince de arkasına da mesela kıdem, beka, işte orada böyle üçünü bir... Olacak. O ne zaman olacak? Şey yapacağız. Bu vücudu okuduğumuz zaman vücut çok tehlikeli, dokunamıyor. Hı. Çok büyük bir ceylan var. Fakat biraz dokununca kendisini bana gösterdi artık. Bende şüphe kalmadı gibi. Zihin, bizdeki zihin, zatı sıfattaki vücudun bizdeki tayin ve teşahhus ettiği mekan, şey, zemin. Vücudun bizdeki karşılığı. Vücut. Her şey burada vücut buluyor. Burada. Bizde de zihin. Burada kelam, burada da adeta tekvin, vücut bir tane de olacak ki onun karşı. Mesela diyelim ki tekvin ilmin karşılığı. Vücut ise şeyin, kudretin karşılığıdır. Şuna bir boşluk var. Şurayı ben sil ki şeyle olmasın. Şurayı sileyim, o madem şey yapıyorsun. Kırmızı. Beka. Hangisi uyuyor bilmiyorum. Ama beraber çalışırsak. İrade uyuyor mu? Vücut. Ne demiştik? Bir eşyama geliyor. Buraya bir şey demiş miydi? Bir eşyama geliyor. Vücut. Tamam. He, bu şuna bakıyor. Bir eşyama doğru olmaz. Kelamın eşleme, mesela eşleme gibi ya. Doğru olmaz ama. Yani biraz benziyor gibi. Şunu istersen şurada silin, işlemi yapmayın. Fakat kudret ona benziyor. Şurası boş. İradenin kudret sıfatında. Neyse, şimdi bizim şey yapalım. Şimdi dağıtmayalım, gücümüz yetmiyor. Bir daha toparlayayım şunu. Emr-i Rabbani ile tekvindeki Adem'den vücuda çık diyor. Kim diyor? Tekvin sistemdir. Faildir. Tamam mı? Faili bir mastar, yani vurmak. Vurdum, çıkan ses. Şimdi Emr-i Rabbani ile tekvinde Adem var, tekvim sistem.
taakkulün içindeki akıl gibi. Hı. Adem'e diyor ki çık dışarıya. Bize göre içtik ama orada öyle değil. Çıktı. Nereye geldi? Buraya. Vücuda çıkan ilmi vücutlara, hı hı, şuraya, İrade. İradenin tahsis ettiği surette ki emri kün feyekün ol. Kim ol diyor? İlmi vücutlara. Hı hı. İlmi vücutlara, evet, ilmi vücutlara ol deyince ondan sonra kudret şu iradenin tahsis etmiş olduğu ve emrettiği o şeye kudret ona taarruk edince ona mahsus vücut gidiyor. Bu. Evet bu cümle ama demek ki bayağı yoruyor. Evet. Hasan abi bir yarım saattir sustum. Bir iki şey sorabilir miyim? Sor abi. Mesela şu emri kün... Ama nasıl hesapladın yarım saat sustuğuna? Duydursa duyuyorum da işte. Saate bakıyordum az önce. Sırf onun için saat getirdi. Sırf onun için saat getirdim abi. Şimdi emri kün fe yükünün Hasan abi her şeyin olduğu gibi bunun da sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti her şeyin, her şeyin var değil mi abi? Var. Peki bunun mahiyeti tekvine olandır diyebilir miyiz ki o da zattandır Hasan abi? Anlatabilir miyim demek ki? Şimdi anladım ama karıştırmıyorum. Tamam onu karıştırmıyorum. Zengin olmasın. Peki şöyle söyleyelim abi. Mesela şurada şöyle diyor. Kün emrine veya mihverinden çık kitabına mazhar olunca şu dünya sekerata başlar. Hasan abi. Yani benim burada vücuda ulaşmam için, kün emrine muhatap olabilmem için benim sekeratımı başlatmış olmam lazım. Bitmesi lazım. Burayla alakalı kesmiş olmam lazım. Öyle mi abi? Şimdi diyorum ki Hasan abi. Şu tekvin zıtların ayrı ayrı olduğu noktadır. Ama onun dışındaki sıfatlarda her birinde hepsi zıtlar cem edilmiştir. Hasan abi onu demek istiyorum. Evet. Orada tekvinde ayrışma yani var. Vücudun içinde bir Adem var belki. Ama tekvinde Adem ayrı, vücut ayrı, öbürü ayrı, öbürü ayrı. Yani kün emrine ilk şey kün emrine ilk muhatap tekvin oluyor gibi Hasan abi. Mahiyet oraya. Yani şu ben, irade bunu aşıyor buraya geliyor. Öyle mi direkt? Hayır. Yani kün emri bunun. Hayır abi. Aslında irade bak iradenin sıfatıdır kün ol diyemesi. Hı hı. Vücuda çık dediğince kudret de böyle hazır bekliyordu vücuda çıkardı. İrade ilmi vücutlara bakıyor. Bu ilmi vücutları irade diyor ki sen değil bak şu saha bu odanın adı ilim. Odanın içerisindeki çeşitlilik madu, mümteni, mümkün. Vücutlar, ilmi vücutlar. İlimin içinde olduğu için ilmi vücutlar denmiş. İlim içindekiler benzemiyor. Ben ayrım, bendekiler ayrı. İlim sıfattır. Yani yapıdır. İçindeki tanımlamalar mümkün, mümteni, ne? Madu. Madu. Ha, işte irade şu odaya geldi. Ben iradeyim. Olmaz, olmaz. Sen de bu tarafa gel, bu tarafa sen de bu tarafa. Bunlar içinde seçiyorum. Ve ondan sonra diyorum, siz çıkın dışarıya. Saydıklarım çıksın. İrade bunu yapıyor. Neyi yapıyor? Seçtiğine emrediyor. Emri kün feye kün. Seçtiğine. Seçti. Orada da birisi var. Kudret denilen. O da şak diye vücuda veriyor. Abi ben şunu söylüyorum. Özür dilerim. Sistem böyle çalışıyor. Tam da sizin söylediğinizi anlatmaya çalışıyorum aslında. Diyorum ki özür dilerim. Biraz şey... O benim anlatmak istediğimi çalışıyorsan anlatma o zaman. Anlatmışım zaten. Evet şu şekilde demek istiyorum abi. Bakın irade kün emrinin kaynağı diyorsunuz ama ilmi geriye geçemiyor. Ama tekvinden çıkanlara asıl kün emrinin muhatabı tekvindir. O da zattan gelen kün emridir demek istiyorum. He. Yani bu sıfat ama çok açıktır. İradeden gelen kün emri tekvinden gelmiyor. İrade ileriden gelen deyince çok sarı. Sarı olunca sarı ile emri. Sanın mahiyete taşıyalım. Ama şu olabilir. Kün tekvinden bundan çıkan bir şey yok mu? Neye istinaden çıkıyor? Tekvin kendi kendine bir şey mi? Kendi kendine bir irade sahibi mi? Emri Rabbani var orada. Nasıl? Tabirler şu olabilir. Tabirler kullanıyoruz. Yani. Emrü kün feykün sureti kanuni tahkikatı yapabilirsek işte onu dedi ya. He. Ben onu dedim işte. Yani tamam yapabilirsek o zaman emri Rabbani kün emrinin mahiyetidir. Hakikati de tekvindir.
şöyle bak. Emrikün feykünü diyelim ki. Ters oldu abi. Bak, olmaz, oldu. Öyle bak şimdi dinle. Bir dakika bir dinle. Kün emrinin sureti nasıldı? Dur. Mahiyeti emri Rabbani'dir. En tepe. Hakikati diyaşede tekvindir. Bak işte. Hakikati oydu. Kanuniyeti iradedir. Sureti budur. Hasan abi bir şey böyle tın tın yapıyor da bir şey olur mu acaba? Benim yanlışla düzeltin de. Şimdi bu şeyden gidiyorum. Şimdi ilim irade kudret var ya. Kelam diyorum buna. Kelam biliyorum ki vücudu haricisi ruhun diyorum. O zaman arka tarafında zati sıfatta ruhun karşılığını bulmam lazım diyorum. Sonra tekvinde de bakıyorum ki Adem yok içinde. Allah neye diyor onu? Direkt sarih diyor. Çık diye. O çık dediği sanki çıkınca vücut bulan melaike tarafı gibi. Tekvinde bizim sanki ruh tarafımız gibi diye düşündüm. Doğru. Yani şimdi, çık. Şimdi ben bunu doğru. Çık. Şimdi şöyle yapayım Gafur arkadaşlar. Daha budur demiyoruz da tefekkür için. Bak. Ruh. Ruhun karşılığı. Evet. Bak anladım. Melaike. Melaike. Dünyanın sigaratı oluyor işte. Melaike çıkınca. Anladın mı? Üşenmiyorum. Yani yazıyorum Adem, silmek için. Burada yukarıdan aşağı bir şey yapacağız. Aşağıdan çözemiyoruz. Manyeti. Kanunlar namuslar olur mu? Evet, evet. Kanun namuslar olduğunu söylüyordu. Kanun ve namuslar şey 29 sözde. Suret mi? Evet. Hasan abi emri kün feykün deyip demeyin de emrin sureti diyelim. Emrin. Daha doğru olmaz mı? Emir. Emri kün feykünü de orada bir yere koysanız. Evet. Yani emri tekvini var. Doğru. Emri ilahi var. Tamam. Şimdi ben emirlere bakıyorum da bir sürü emir çeşidi var. Emri kün feyküm var, emri ilahi, emri rabbani. Emir rabbani mi diyecek, emrin mi diyecek? Şimdi emir genel, ilim ve emir, şeyde emir diyor İmam-ı Ebu'l-Hasan. Peki, şu olur mu? Gafur. Bak Gafsın. Emrin, sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti. Buraya bakarsak emri Rabbani mahiyeti. İn aşağıya tekvin hakikatin emrin kanuniyeti geri gidiyorum. İrade. Daha geri gidiyorum. Vücud harici noktasına emrin kün feykün veya kanun var mı namuslar? Evamir tekviniye var mesela. Evamir tekviniye. Evet. Evamir tekviniye. Yeter herhalde. O surete mi girer? Kanuniyete mi girer? Ya da tabi nereden baktığınız zaman toparlan fazla kaç yani şey yok. Yok. Şuraya girer. Surete girer bu sıralamaya göre. Daha aşağıdadır. Çünkü evameli tekmini neydi? Tekmini, kevni, emirler, evamel içerisinde ne vardı? İyim. İyim, ilim, irade, şey, ihtiyaç, işler, ikinci zat, meyil. İradeden daha şey. Daha bu bize yakın. Bak şimdi. Gibi tabii. Yani peki şöyle, ben emri kün feyekün, mesela emri kün feyekün tezgahı da vardı. Emri ama fazla olmasın da zengin. Emre ezelisi deyince ezeli o bir yer yukarılarda hissettiriyor insanı. Ama emir daha. Şey, mesela emri Rabbani, şuraya eklersin, emri ezeli. Zaten sen bakarsan. Şurada. Bir ara sordum ben size hatırlıyor musunuz? Bak evet. Sen de kendine dersin. Evet. Bunu yani şeyini sormuştum. Kün burada. Unuttum. Unuttum sorduğunu. Ama emrin, emri kün fekin değil. Emr ediyor.
mesela İmam-ı Mubin neydi? Emir ilim. Evet. Ha, Kitab-ı Mubin Kudret-i Lade. Ha, o zaman İmam-ı Mubin'i de tazamun ediyor ama bu müstakil mastar olarak. Emir Rabbani de değil. Rabbani olsa esma olur. Olmaz bu. Onun için sildi. Emir Rabbani esma. İşte mahiyete yazmış. He. Emir Rabbani o. Biraz olmaz. Emir Rabbani Rab'dır. Esma'dır. Rubiyet tarafı. Evet. O zaman şu olacak. Yani mahiyete çıkması biraz zor olur. Evet. Burada kelam olarak Emre esnidi filan belki. Kardeşim, şu vücudu hariciyeye çıtmak noktasında bu var. Aslında bu tekvin Rabbani'den öncedir. Rabbani sıfat, esmadır. Rububiyet tarafına bakıyor. Evet, bu şimdi fark ettik. Bu emri Rabbani değil. Tekvindeki hiç bunun başına bir şey koymuyorsun. Çünkü esmadır bu, bu subutu sıfattır. Onun tepesine koyma değil. Tekvindeki Adem'den vücuda çık. Nasıl olduysa çıktı işte, bilmiyoruz. Tamam. Sonra şuraya o zaman şu yazılır. Ters olacak. Mesela yeni irade ezelinin kün emre ezelisiyle kün feye kün ayrı mı acaba? Şimdi, Mehmet abi. Bak az önce benim söylemek istediğim şu değil miydi? Mahiyeti tekvine olandır demiyor muydu? Bak olmaz. Bak nihayet döndü dolaştı buraya geldi işte. Çünkü buna... olmaz. Rab rububiyet esmadır. Olmaz oraya karşı. Çünkü esma burada bile değil ya aşağıda. Zat-ı sıfat. Subut-ı sıfat esma aşağıda. Emr-i Rabbani bize yakın olduğu için onu kullanılır. Tekvin. Ha o zaman nedir? Hiç onu karıştırma gel. Tekvindeki Adem'den, tekvin içindeki... Tekvindeki içini yazayım mı? Gerek var mı? Ne ya? Adem'in tekvindeki Adem diyorum. İçindeki tamam, değil mi? Yok, tekvindeki yeter. Tekvindeki Adem'den çık. Çık. Çıkan vücuda çıkan ilmi vücutlara iradenin tahsis ettiği suretteki emri kün feykün ile kudret ona vücuda harcı veriyor. Ferhat anlam. Şimdi bu fakir evinden söylüyoruz. Emrin ama nedir bu emir? Sıfat değil. Emir Rabbani olsa esma olur. Ha, Allah'ın emri. Emri. İrade dediği. Nedir aslı burada? Kaynak emrin mahiyeti yani. Emrin esas kaynağı. Emretmenin şu anda bilinen son şeyi tekvindir. Kaynak tekvindir. Emri Rabbani nedir? Esmadır. Rububiyettir. Rab. Esma o zaman hakikatler neydi? Esmaydı. Esmaya koyduk. Peki kanuniyeti irade. İradeye koyduk. O zaman bu iradeyi buraya koyamazsın. Çünkü irade sıfattır. İrade sıfattır. Bak nasıl sistem çalışmıyor. Olmuyor diyorsunuz değil mi? Tabii. Buraya kanuniyete sureti bu. Emr-i Rabbani tekvin, Emr-i Rabbani burada hakikatı da Emr-i Rabbani demeyeceğim. Aşağıya yapacağız. Hakikat irade olur o zaman. Hakikat irade olur. Öyle olur. Rabbani bir aşağıya inecek. Şöyle olacak o zaman. Bir aşağıya kayacak mecburen. Evet. Şöyle. İrade ilahiyeden gelen dediyse onu kanuniyete falan koyarsanız belki öyle işte. Emr-i Rabbani. Aynı şey. Böyle yapmış. Çünkü irade daha camidir. Aşağıya gider yani. Evet. Şimdilik buraya gidelim, şunu bitirelim ve bu akşam, bugün... Tamam. Şimdi Osman'a bir soru sorabilir miyim? Isınma. Osman'a bir soru sorabilir miyim abi? Isınma. Ve akla girecektik. Ya şey de aklıma çok geliyor abi, böyle Cenab-ı Allah sormadı mı bize, ben size Rabbiniz dinleyeyim. Ha, biz dedik, evet. O evet dediğin yer, o tekvinden çıktığın yer. Sanki ruhun şeyi Arş-ı Azam gibi duruyor. Sorulan yer, ruhun. Şimdi ne alakası diyeceksin ama çok acayip yani. Söyle bakayım yavaş söyle. O tekin var ya abi. He? Rabbimiz bize nerede sordu abi, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Ruhlar alemine değil mi? Arş-ı Azam gibi değil mi? İşte o tekvinden, dedik ya, dedik demedik ya, berzah. Mahluk değil, vacip değil. Oradan dedin,
tamam gel bu tarafa dedi kelama. Yani o sorulan yer gibi. Ruhu. Evet. Tekvinde anladım. Mi soruldu diyorsun? Ben öyle anlıyorum şu anda. Yani sorulması... Soruldu sorulma yani berzah. Oradan kelama düştüğün yer işte. Gel o zaman vücudu harici. Direkt karıştırmayın güzel yazayım diye söylüyorum. Tekvindeki adem. Çok değişik yani bak. Tabii kelama. Tabii içinde. Olabilir. Evet. Güzel olsun diye. Tekvinde. Ruhundan üfledim. Aha. Yani sordum. Berzat değil, acipte. Tamam. Tak dedin. Hasan abi, benim kelam, kafama takılan bir şey var mı ya? Yani. Sadece. O aslında... Bilim ileride kudret geliyor. Tamam. Peki bunun arkası ne? Ruh. Tamam. Bunları... Bunları ben alemimde şöyle birleştiremiyorum Hasan abi. He. Osman'a da az önce onu şey yapacaktım aslında. Mesela... cehennemde olmak... Ya bile razı olacağız değil mi abi? Adem'e düşmeyelim diye. Adem'e düştüğü zaman Adem'in acısını hisseden, Adem'in kötülüğünü fark eden kim abi? Vicdan diyor. Zihin sanki diyorum abi işte. Yani zihin zihin işte abi vicdan deyince. İşte yani, şimdi. Evet. Nefis diyor ki, neyi cehennem yanayım dedi ya, yok olayım daha iyi. Bunu diye nefistir. Vücut da vücut olsun ama Adem'e gitmeyeyim. Yani azap çekeyim ama yok olmayayım. Diyen kim? Usta diyor ki vicdan. Vicdan deyince şey genelini söyledi. Zihin işte. Zihin, evet. Zihin vücudu istiyor yani abi. Evet. Zihin vücudu istiyor. Zihin. Evet. Ama o tekvinde orada şey beşeriyet kendimize bir şey verdiğimiz için aslında sıkıntı oluyor. Sen yoksun ki orada. Evet. Bize bir sıkıntı yok yani aslında. Verdiğinde ne oluyor? Aynen. Sıkıntıyı burası yaşıyor yani. Sıkıntı yaparsan hiç o zaman şey oluyor. Şimdi devam edeyim şu şeyi. Ondan sonra bitirelim. bu çok acayipti. Geçmiş zamanın, geçmiş zemini, zihniymiş. Geçmiş zamanın zeminiymiş. Zamanların. Sanki zihin mekana bakıyor. Peki şimdiye kadar mekana tahayyüldü. Mekana hayalimiz oluşturuyordu. Bu misali vücutlardır. Tahayyülde. Zihin bundan Allah-u Alem çok kuvvetli vücut mertebesi burada oluyor. Sanki şimdilik tam bilmiyorum ama zat-ı sıfattan olan vücudun bizdeki karşılığı zihin. Çok ilginç. Buna delilimiz Barla 264'ü şey yaptım. Mertebe-i rububiyetin hallakiyeti zihinde oluyor. Şimdi Barla şeyi de okuyayım. Ha onu da okuduk ve bitiyor. Yani vicdana geçtik mi vücut mertebemiz acayip değişti şimdi. Tamam. Ve yani mesela bakın cehennem bir daha söyleyeyim. Bunun şeyi ortaya koydu. Ya cehennemde niye yanayım ya? Şey ben yok olsam daha iyi. Ama yokluk istemiyor. Niye kim istemiyor? Vicdanın sesidir diyor üstad. Vicdanın hangi tarafa ama vicdan? Evet, Osman evet. istemiyor mesela. Evet evet dediğini işiteceksin diyor. He, vicdan evet evet. Yani cehennem dayı olsa vücut isterim. Vücut isterim. Ha, Osman Erdinç istiyor. Erdinç hangi tarafı istiyor? Nefis mi ruh mu? Tamam. Mesela diyor ki abi kalbimi kırıldı diyor. Ben de duydum zaten tak diye bir ses geldi de. Ama o kalp değildi. Gafura baza yaptığım gibi. Kalbimi kırdın beni rencide ettin diyor fark ediyorum. Ama yansın ki pissin. Nedir o kalp değil o? Nefistir o. Şimdi ne için bu örnek verdim çarpıcı örnek? Vicdan diyoruz ama vicdan neresi? Kalbi mi, dima mı, ruhu mu? Ha. Şimdi evet isteyen kim? Vicdandaki zihin. Şey diyor ne güzel, insanın fıtratı zihin şuuru olan vicdanı saadet ebediye bakar gösterir. Gösterir bak. Evet kim kendi uyanık vicdanını dinlese... Evet, evet sesini işitecektir. Evet. Bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacını yerini dolduramaz. Allah. Demek Allah. O vicdan o ebed için mahluktur. Allah Allah. Allah. Nereden okudun sen bunu şimdi? Ya bir yeni kitap buldum. Bir yer mi buldun yeni ne yaptın? Sözler 522. Okumuştum. Demek bu vicdani olan incizap ve cezbe bir gaye-i hakikiyenin ve bir hakikat-ı cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir.
10. sözün 11. hakikatin hatimesi bu hakikati göstermiştir. Yani 29. sözdeki haşir şeyi değil mi? Sen cemek yazı evet. Elbet dersin dinlemem. Burada, burada kesiyoruz. Şu kesin benim için tamamdır. Evet. Bu konuşulabilir. Konuşulacak daha. Ha, konuşacak. Evet. Nasıl ki bunu tekrar gündeme bir getiriyorum ki hamur olsun. Bu benim için ama tasvir edemiyordum. Böyleydi. Hı-hı. Fakat tanımlayamıyordum. Fakat vicdanıma çok zarar veriyordu şu Emir Rabbani ile. Emir Rabbani tepesine koyduk şeyin sıfatı zatiye. Hiç kabul edemiyordum. Rahatsız ediyordum. Yani onu da görmüşüm vardı. Emir Rabbani esmadır. O o Emir Rabbani artık buradan sonradır. Vücud, alem-i şahadetteki. Yoksa burada işlemiyor o. O esma zatı sıfatla subutu sıfat arasında işlevi yok. Adem'in vücuda çık dediğinden sonra o işliyor. Tabii tabii o bitti. Yani zatı sıfatla subutu sıfat arasında Emir Rabbani olmaz. Emir Rabbani Rab, rububiyet. Kulozi bir Rabbi nas, meliki nas, ilahi nas. Rab, rububiyet, kainata tasarruf. O Emir Rabbani. O zaman nedir o? Kainata. Ya kainat Emir Rabbani olur mu? O kadar büyüktü ki esma midda bile gözükmüyor yani. Ondan sonra bu sisteme bakılırsa Allah'ın emri, emri tekvini diye geçen var ha biliyor musunuz? Emri, iradede gelen emir var, emri tekvini var. Ha, bu emir o zaman mastar, kaynak. Yaparsak mahiyeti yani en tepesi nedir bu emrin? Vücut noktasında nedir? Şeydir, tekvindir. Bu sefer bu subutu sıfattansa o zaman bir altı sıfatı subutiyeden olacak. O nereye şey yapıyor? Tahallük ediyor bir çık, emretme makamı. Bunlarda emretme makamı yok. Bu varlığın tanımlamasıdır. İrade, varlıklaştırma. Yani sakın ilim şey değildir. İlim bir sistemdir. Madum, mümteni, mümkün vücutların olduğu bir sistemin adıdır. İçerisinde bunlar var. İlmin içinde bunlar var. Örnek verdim. Toparladığım için söylüyorum. Taakul bir sistemdir. Ondan sonra yani şuradan bileyim daha iyi olur. Tasavvur bir sistemdir. İçerisinde zan, şüphe, tereddüt, malumat, bilgiler var. Ha, tasavvur neyse şey de öyle. İlim de öyle. İlmi. İlmin içerisinde bir daha madun, mümteni, mümkün. Üç tane me, ihva. Ondan sonra burada toparladığım için teş yapıyorum. Sonra Adem'deki, şey tekvindeki Adem çık dendi. Emir. Sonra çıkınca ilim sisteminde İlmin sisteminde madum, mümkün mümteniler ortaya çıktı. Bunun içinde çıktı. O geldi de ilim olmadı. İlmin içine atıldı. Sonra bu ilmin içerisinde şu ilim şey olmaz, olmaz. Sen gel. Gel. Sen gel, sen gel. Sen de gel. Tamam geç buraya, geç. Ha, bunların içerisinde irade çık yani emrikün fekün. Emrikün fekün yani diyecek. Çık. Onların içinde tahsis etti, tercih etti. Sonra benim arkadaşım var devlet memuru. Beraber memuruz. Sen kalk, sen kalk, sen kalk, sen kalk. Temizlik. Çık. Mehmet. Bunları al, şeye götür. Temizlik yaptır. Ha, orada duran kim? Kudret. Kudreti dendi ki, bunu vücudu hariciye çıkar. Peki, ondan sonra ne geliyor? Hayat. Hayat malzeme deposudur. Peki nereye göre yapacak? Allah'ın bir yaratacağının bir sureti olacak. Semi ve basar giriyor. Yani basar giriyor. Onun için ilmi ulema-i ilmi kelam alimleri demiş ki bir illeti tamir nedir? İlle-i failiye. Yani mahluk olabilmesi için fail var. Olması lazım Allah. Onun bir gayesi olması lazım. İlle-i gayye. O yaratacağının tamam bir sureti olması lazım. İlle-i suriye. O yaratacağın şeyin de maddesi olması lazım. İlle-i maddiye. Ha. Şimdi Risale-i Nur'da bu illeti tam üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. İlim, irade, kudret. Üç.
Tamam. Şimdi bu kudret yaratacak ama yaratıyor. Bu irade de tercih ediyor. İlim basarı nazara almış. Tamam. Yani basar. Peki görüyor. Neyi görüyor basar? İnsandaki fıtratın isteklerini görüyor. Semi, insanın fıtratını duyması, semi, onu şu şekilde yaratması, ille-i suriye iş yapıyor. Demek ki ilmi vücutlardan, nihayetsiz, sonsuzdan tercih ediyor, kudrete veriyor. Kudret de hayat malzemesini kullanarak vücutları içi çıkarıyor. Evet, dersimiz bugünlük bu kadar. Tekvinde biraz zor oldu şu cümle ama adamın bana dediği gibi dedim ya Allah'tan kork dedim ya. 10 dakika şok beni taktın 1993 veya 4. 15 lira mı hoca dedi siz 10 lira verin. Ya 10 dakikada dedim Allah'tan kork 10 lira nasıl alıyorsun o zaman parası? Dedi ki 10 lira değil dedi hoca. 10 sene. 10 dakika değil dedi. Ha, şey 10 dakika değil dedi. 10 dakika değil. 10 sene artı 10 dakika. Yani çok zor. Tamam mı? Bunlar senelerin şeyi. Demek ki durum bu. Ama bunun üzerine tekrar haftaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Hizmet-i uymaniye, Kur'aniye de meşgul eylettirsin. Ya Rabbi riyakarını söyledim şu sözü. Şimdi inşallah zaten ümmetine samimi söylüyorum ya Rabbi. Veya ben samimi zannediyorum. Ya Rabbi. Üç defa söylerse ya Rabbi diye Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki arşa taalluk ve taayyün ediyor ve Allah diyormuş ki üç defa diyene buyur ya kulum. Ha? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Beşeriyetimizin iktizası olan işlediğimiz günahlardan dolayı bizi istihdam ettin, istihdam ettin, ihsan ettin, lütfettin, mazhar ettin, hakikati Kur'aniyeleri elimizden alma ya Rabbi. Allah'ım beşeriyetimizin iktizası olduğunu biliyorsun, biz bunu isteyerek yapmadık bu günahları. Ya Rabbel Alemin, o da bir sistemdir. O da senin yarattığın bir sistemdir. Allah'ın hatırına beni, bizi, evlad-ı yâlimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, onları da iki cihanda aziz eyle. Onlarla beraber eyle ya Rabbi. Onların ve bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın imanı senin yanındaki değeri, kıymeti, mahiyeti, hakikati, sureti hatırına beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, eksikliklerimizden dolayı istihdam ettiğin ve mazhar eylediğin, lütfediğin, ihsan ettiğin hizmet-i imaniye, Kur'aniye'yi elimizden alma ya Rabbel Alemin. Dünyada beraber kıldığın gibi bu kardeşlerle beraber kıl Allah'ım. Bu hakikati tek başına hiçbir şey olmaz ya Rabbi kadro. Bizi birbirimize getir, bizi birbirimize sevdirdiğin için sana sonsuz nihayetsiz şükürler olsun, hamdolsun. Şükürden de aciziz ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhrevi sırrına mazhar eyle ya Rabbi. İştirak-ı amali uhrevi sırrındaki hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi ders anındayken namazda da ama ders anındayken ruhumuzu kabzeyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım ölümün acısını bize hissettirme ya Rabbi. Amin. Huzuruna şehit olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kendini düşünenlerden değil, davayı, İslamiyet'i düşünenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Aklımızı bu hakla haklanmayı, kalbimizin buna meyletmesi, ruhumuzun da latifeyle, latifeleşmesini nasib-i müessere eyle ya Rabbi. Ustadımıza da nasıl sana yakışıyorsa ona öyle muamele et ya Rabbel Alemin. Bu hizmet-i imaniye Kur'an'daki derslerimizde bizi istihdam eyle ve ustadımıza ve peygamberimize haberdar eyle ya Rabbi. Elf alfi salatu ve elf alfi selamun aleyke ya Resulallah. Elf alfi salatu ve elf alfi selamun aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatu ve elf alfi selamun aleyke ya Minevahinna. Bütün geçmişlerimizin ve bize dua edenlerin
hasreten fari kainat sebebi mevcudat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu alilerine, ustadlarımıza, emekleri geçenlere ve Allah için, din için, bu dini mübine zerre kadar hizmeti olanların ruhu aliler için El-Fatiha temassalat.